memleketim şarkılarıyla dedi burası. Hemen ardından. Nazizmi Almanya'da bittiğini zannediyor. Moskova ve Ankara'dan. Hayır, onu kullananlar terörist. Değerli dinleyicilerimiz, günaydın. Büyüteç kuşağında günlerden büyüteç günü, hatta cumartesi sabahı yine aynı saatte sizlerle olan bir birlikteliğimiz daha başlıyor. Haftayı hafta sonuna devrettik. Geçtiğimiz haftanın içinde yaşanan gelişmelerden sizler için seçtiğimiz başlığı değerli konuklarımızla burada ayrıntılandırmaya gayret göstereceğiz. Tabii kuşkusuz özellikle son iki haftada ülkemizde malum seçim tartışması biraz daha ön plana çıktı. Ama biz de yayınlarımızda sürekli ifade ettik, artık önümüzdeki süreci, önümüzdeki rotaya bakma zamanı geldi. Buralarda içinde bulunduğumuz süreçte başta ekonomik meselelerdeki sıkıntılar, bölgemizi saran emperyalist tehditlere karşı nasıl bir mücadele süreci ve rotası ortaya çıkacak, bunu ayrıntılandırmaya gayret gösterdik. Ve bu çerçevede hafta içinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu gündeminde çok net vurgularla ifade ettiği Türkiye İttifakı meselesi bugün bizim ana gündem başlığımızı oluşturacak. Birbirinden değerli konuklarımızla bunu sizlere ayrıntılandırmaya çalışacağız. Hemen yanımdan başlayacağım. Gazeteci Sayın Ömer Turan bu sabah bizi kırmayan isim oldu. Ömer Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve MKK üyesi gazeteci ustamız Sayın Ferit İlsever. Sayın İlsever, günaydın, siz de hoş geldiniz. Stratejist ve deneyimli diplomat Sayın Hüseyin Çilioğlu, ki özellikle son haftalarda aldığımız yayınlarda ben özellikle ortaya koyduğu grafikler ve gelecek şeması çerçevesinde sizlerin çok fazla ilgi gösterdiği isimlerin başında geldi. Sayın Çilioğlu, günaydın, siz de hoş geldiniz. Günaydın Can Bey, hoş bulduk diyorum, sağ olun. Aslında şöyle özetleyebilirim, hemen hemen 3 konumuzun yayın periyotlarını yaklaşık 1-1,5 yıldır takip eden dinleyicilerimiz hemen hemen bu hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirdiği Türkiye İttifakı meselesini Türkiye'nin çeşitli sorun ve gündemlerinde ön plana çıkartan isimler. Bir, bu Türkiye İttifakı süreci ve başlığı nasıl atıldı, onun ayrıntılarıyla başlayalım. Tabii başkent kulislerinde yakından bilen gazetecilerden Ömer Bey'le başlayalım. Türkiye İttifakı mesajı nasıl çıktı size göre? Nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz? Böyle bir önce öz bir tur yapalım. Yani ben çok olumlu buluyorum bunu. Yani şu an ihtiyacımız olan bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bunun dile getirilmesi daha çok anlamlı. En azından icracı bir boyutunu kazandırıyor. Biz bunu uzun süredir dile getiriyorduk. Türkiye'nin ulusal ve uluslararası plan, özellikle uluslararası planda önündeki sıkıntılar malum. Ekonomik sıkıntılar malum, içerideki ulusal sıkıntılar malum. Seçim atmosferinden dolayı iyice kutuplaşmış durumdayız. Bu durumda Sayın Cumhurbaşkanımızın dünden önce Kızgın Demir'i soğutmalıyız ve özellikle de Büyük Türkiye İttifakı kelimesini telaffuz etmesi, gerçi içini doldurmadı ama önemli değil. Bunu telaffuz etmesi bile başlı başına önemli bir gelişme. Çünkü önümüzde çok büyük sıkıntılar var. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Etrafımız ateş çemberine dönmüş durumda. Suriye'deki gelişmeler, bölgedeki gelişmeler, yeni bir dalga mı geliyor? Bakın, Cezayir'de olanlar, Libya'da olanlar, Sudan'da olanlar. Dolayısıyla tüm bu sıkıntıları bizim aşabilmemiz için ne lazım? Ancak Büyük Türkiye İttifakı diyebileceğimiz bir büyük ittifak. HDP'nin dışında tüm siyasi partilerin yer alacağı, CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, tabii ki AK Parti'nin de yer alacağı. Ama sadece lafta kalmayacak, icraya da yansıyacak ve bunu sahada hissedebileceğimiz bir ittifaka ihtiyacımız var. Bu süreci ancak böyle aşabiliriz. Ekonomik sıkıntıları, uluslararası plandaki o önümüzdeki engelleri içeride. Çünkü bizim en büyük gücümüz işbirliğimiz. İşbirliğimiz olmadan bizim sorunları nasıl aşacağız? Mesela şimdi biz son bir aydır, iki aydır seçimle ilgileniyoruz. Seçimle yatıp seçimle kalkıyoruz. Etrafımızda ne olduğunu bile görmüyoruz. Mesela Sudan'daki gelişme önemli. Libya'daki gelişme Hafter aldı başını gidiyor. Önceden sadece Bingazi ve etrafında güçlüydü. Bir bak, ben bile takip edememişim. Bir baktım haritaya, sadece Tripoli kısmı kalmış kontrol etmedi. Efendim işte
Orta Doğu'daki gelişmeler son derece önemli. Mısır'daki gelişmeler önemli. Ama biz bunları hep kaçırıyoruz dikkat ederseniz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir planı olduğu aşikar, net bir şekilde ortaya çıkıyor. Güneyimizde bir terör kampı kurulmuş. Bizi efendim Irak'ın kuzeyinden Akdeniz'e kadar uzanan. Mesela Munbic'i unuttuk değil mi? Fırat'ın doğusunu unuttuk mesela değil mi? Yani bütün bunları niye unutuyoruz? Çünkü içe yoğunlaştık. Artık bu bizim normalleşmemiz lazım. Seçim atmosferinden kim kazandıysa kazandı. Bir an önce çıkıp seçim atmosferinden kazanan bellidir. Bu yani neticede belediye seçimleri kim kazandıysa eğer hizmet ederse bir sonraki seçimde tekrar seçilir. Hizmet etmezse kaybeder. Bundan önceki olduğu gibi başka bir iktidar gelir. Bizim artık şu seçim atmosferinden çıkıp ülkenin asıl gündemi olan ekonomi ve dış politika, bakın ekonomi ve dış politikaya yoğunlaşmamız lazım. Bunun da reçetesi Büyük Türkiye İttifakı. Altını çiziyorum, HDP dışında ve vatan noktasında hepimizin askeri müştereklerde olduğumuz bir, tabii ki bunun genel çerçevesi çizilmeli. Nedir bunun genel çerçevesi? Vatandır yani, vatan savunmasıdır. Değil mi? Devlet, Türk devleti ve Türk milletinin savunması. Türk devleti ve Türk milletinin bekası bunu gerekli kılıyor. Büyük Türkiye İttifakı'nı gerekli kılıyor. Bence buna yoğunlaşmalıyız. Evet, güzel bir özetti. Deyim yerindeyse Sayın Turan da özellikle ifade etti. Gerçekten seçim süreçleri bir siyasal boşluk doğal olarak doğuruyor. Bölgemizdeki gelişmeleri, ekonomideki gelişmeleri çok net tespit edemediğimiz, en azından halkın birinci gündem olarak çok fazla değerlendirmediği bir süreç olarak geçirdik. Ama bunun sonrasındaki şemsiye ve başlığı sanıyorum güzel özetledi. Bir ittifak meselesi, Türkiye İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanı böyle ifade etti ama bunun bir program olarak işte partisinde, tabanında, çözüm raporlarının hepsinde ortaya atan, milli hükümet şemsiyesi şeklinde tanımlayan Vatan Partisi'nin tabii bu açıdan son derece önemli tespitleri vardı. Bugün geldiğimiz noktayı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını Sayın İlsever'e de sormak istiyorum bu doğrultuda. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Ömer Turan'ın bıraktığı yerde ben devam edeyim. Lütfen. Aslında çünkü açıkladı ihtiyacı. Burada en önemli nokta şu Can Bey. Buyurun efendim. Yani bizim bu Türkiye İttifakı ya da bizim Milli Birlik olsun, işte Milli Güç Birliği vesaire diye 50-60 yıldır ifade ettiğimiz bir ihtiyaç bu. Orada tabii bu 50-60 yıllık süreç içinde hep Türkiye'nin başlıca karşıtı olan, düşman konumunda olan Amerikan emperyalizmini gördüğümüz için ve Türkiye üzerindeki tehditlerini gördüğümüz için Türkiye'nin bağımsız bir ülke, başı dik bir ülke olması, özgür bir ülke olmasının bu yoldan geçeceğini, Amerikan emperyalizmine karşı mücadeleyle ve yeniden bir Kemalist devrim rotasına girerek olacağını ifade ediyoruz. Ama bugünkü anlamı, ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı beka sorunu diye bugün karşı karşıya olduğumuz tabloyu özetliyor. Evet, gerçekten de öyle. O da şöyle bir şey, Amerikan emperyalizmi bu sözünü ettiğim süreç içinde peş peşe aldığı yenilgilerden sonra Irak'ta, işte Suriye'de, bölgede vesaire yenilgilerden sonra öyle bir noktaya geldi ki, yani kendi içinde bile aslında şu anda bölünmüş durumda. Daha Trump seçilmeden önce başlamıştı bunu ifade etmeye. Burada işimiz ne, Suriye'de, bölgede çekilelim artık, yeniden Amerika'yı güçlendirelim falan diye böyle bir tartışma da orada çok şiddetli bir şekilde yaşanıyor. Ama o neokon ya da Gladio dediğimiz merkez tarafından Amerika'nın dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olan bu ülkenin o silahlı gücüyle yine de bu bölgede var olabileceği, hakimiyet kurabileceği falan gibi bir safsata üzerinden tehditlerini yoğunlaştığını görüyoruz. Bu aslında burada kazanacağı hiçbir şey yok. O peş peşe aldığı yenilgilerden sonra kesin bir yenilgiyle kaybedecek ve defolup gidecek bu bölgeden. O çok belli bir şey. Ama kesin yine de bunu bu noktaya gelebilmek için bu son karşı karşıya geldiğimiz bu hesaplaşmayı kazanmamız gerekiyor. Burada son olarak bu şey içinde, bu tablo içinde Türkiye'yi ön plana çıkartan, yani Türkiye'ye kendisi için başlıca tehdit olarak gören bir yaklaşım içine girdi. Bu da doğru bir tespit. Bu bölgenin, hatta dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Her bakımdan, yani tarihi birikimiyle, silahlı kuvvetleri, ekonomisi vesaire gibi. Yani bu yönleriyle en büyük tehdit olarak Türkiye'yi gördü ve biliyoruz
Ege üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden, Kıbrıs üzerinden, Suriye'nin kuzeyinden, hatta en son Karadeniz'den bile tehditlerle Türkiye'yi ne bileyim bir dış bir kuşatma ve şey yapma, teslim alma, yeniden bir şeye girdi. Bir saldırı dönemine girdi. Tabii bunun şeyle beraber özellikle Amerika ile son ve kesin bir hesaplaşma yaşayacağımız Fırat'ın doğusuna karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon meselesi gündeme geldikten sonra bunların yoğunlaşması daha da anlam kazandı. Çünkü o da biliyor ki... Teknik bir sorunumuz var galiba arkadaşlarım, hemen onu çözsün. Bir araya gidelim. Lütfen kaldığınız yerden devam edeceksiniz Sayın İnsever. Değerli dinleyicilerimiz, zorunlu bir araya gittik ama en azından ara reklamımızı orada vermiş olduğumuz için bir avantajımız doğdu. Sayın Ömer Turan, Sayın Ferit İlsever ve Sayın Hüseyin Şiloğlu'yla Büyüteç'te Türkiye'nin beka meselesinde yaşadığı konu başlıkları, ekonomi, dış politika, sınır hatlarımız üzerinde yoğunlaşan tehditler ve bu çerçevede ortaya çıkan Türkiye İttifakı'nı konuşuyoruz. Sayın İlsever, bir özetle az önce aktardıklarınızı tekrar alarak kaldığınız yerden devam etmenizi rica ederim. Devam edelim Can Bey. Şimdi Amerikan emperyalizmiyle karşı karşıya olduğumuzu anlattık. Bunun bir aşağı yukarı bir 50-60 yıllık tarihi var. Fakat bugün özel bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Amerikan emperyalizmi geriledi. Bu bölgede de peş peşe yenilgiler aldı. Ve dolayısıyla daha uzun süre kalması mümkün değil. Fakat Amerikan emperyalizminin iktidarını oluşturan Gladio merkezi tarafından Amerika dünyanın en büyük silahlı gücü. O silahlı güce dayanarak yine bölgede tutunma, kalma, devam etme, hatta belki yeniden hakimiyet kurma gibi hayaller peşinde. Tabii bunların gerçeklikle, tabloyla ve bölgedeki büyük uyanışla ve dünyadaki uyanışla beraber ve tabii Türkiye'deki gelişmelerle beraber olması mümkün değil. Bu iş sonuçlanacak ama kendi kendine durup dururken böyle sonuçlanacak ve adam çekip gidecek buradan. Böyle bir şey yok. Burada dolayısıyla kesin bir hesaplaşma dönemindeyiz Amerikan emperyalizmiyle. Bugün için daha çok bu, Fırat'ın doğusundaki hedeflerimizde buraya hedef almış vaziyetteyiz ve çok doğru bir tespit. Yani Türkiye'nin sınır güvenliği, bağımsızlığı vesaire için en kritik noktalardan bir tanesini oluşturuyor. Ve tabii bölge ülkeleriyle işbirliği aynı zamanda, başta Suriye olmak üzere. Bu da tabii yine o Amerikan emperyalizmiyle hesaplaşmanın bir alt şeyi, parçası. Yani şimdi böyle bir durumda bu 50-60 yıldır bizim Vatan Partisi olarak savunduğumuz milli birlik, milli güç birliği, milli cephe, her türlü şeyi kullanarak gidiyoruz. O büyük Türkiye ittifakını söylemek kadar doğal bir şey, bu ihtiyacın altını çizmek kadar doğal bir şey olamaz. Yani evet, dünyanın en büyük emperyalistiyle karşı karşıya gelmişiz ve kesin bir çatışma ve hesaplaşma süreci içindeyiz ve burada aynı zamanda tabii büyük içimizdeki sıkıntılar, ona ekonomik sıkıntıları ve o düzlemde yine Amerikan emperyalizminin ve Atlantik sisteminin yönetmiş olduğu tehditleri de görüyoruz. Yani iç cepheyi bölme yönündeki çabalarını da görüyoruz. Bütün bu tablo, evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi bir beka tablosudur. Türkiye Cumhuriyeti bunu kazanacaktır ve yoluna devam edecektir. Fakat bu işte Türk milletinin büyük gücünün ayağa kalkmasıyla olacak. Türkiye İttifakı bu bakımdan geç bile kalınmış bir şey, söylem, aynı zamanda strateji. Ama tek başına bunu söyleyerek kalmak mümkün değil. Bunun altını doldurmak lazım. Yine onu Sayın Tayyip Erdoğan bir ekonomi, bir güvenlik ve bir ekonomi meselesidir bu, beka sorunu diye ifade ediyor. Bu iki konudaki siyasetlerimiz konusunda netleşmek lazım. Yanlışlardan temizlenmek, uzaklaşmak lazım ve doğru siyasetlere sarılmak lazım. Çok kritik mesele de tabii Türkiye ittifakı diyorsak, bu iktidar meselesinin, bugün Türkiye'yi yönetme meselesinin bu ittifak dışında düşünmesi mümkün değil. Hele şu son seçim sonuçlarından sonra AK Parti'nin işte tek başına iktidar olamayacağı tablo meydanda. Ondan sonra ama yine Türkiye ittifakı ve zorunluluğu gereği onsuz da olmayacağı da meydanda. Peki kimler, nasıl olacak bu iş? Onu Sayın Cumhurbaşkanı
işçisinden çiftçisine ve ondan sonra memurundan sanayicisine kadar geniş bütün milletin ortak mücadelesi ve ittifakı diye ifade ediyor. Çok güzel. İktidar düzleminde de bunun şeyini, çözümünü düşünmek lazım. Herhalde onu burada konuşacağız. Bugün yani AK Parti'den Vatan Partisi'ne kadar uzanan bütün partilerin aynı zamanda bir iktidar ortaklığı şeklinde bir ihtiyaç da gündemde. Peki evet. Efendim. Teşekkür ederim. Sayın Çiloğlu, işte Çivisi Çıkmış Dünya, sizinle gerçekleştirdiğimiz yayınlarda dünden bugüne dünya Türkiye düzlemi ve bundan sonraki tehdit ve meselelerde sizin de önerdiğiniz başlıca ifadelerden biriydi. Türkiye İttifakı şeklinde dile getirildi. Siz nasıl analiz ediyorsunuz? Öncelikle ben bu sabaha karşı elim bir olay oldu. Hakkari'de 4 şehidimiz var ve 6 yaralımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize ve ülkemize. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin gerçek anlamıyla büyük sorunlar içerisinden geçtiği tespitini uzun bir zamandır yapıyoruz. Ve olağanüstü koşulların olağanüstü şartlarına hazırlanıyoruz aslında bir anlamıyla. Bunu sürekli programlarda vurgulamaya çalıştık. Hiç olmadığı kadar önümüzdeki süreç ülke olarak, toplum olarak bizim bir araya gelmemizi gerektiren olaylara gebe. Ve uzun yıllardır ne yazık ki biz içeride bütün bu durumu ne yazık ki kesecek adımlar attık. Doğru bir biçimde süreci süzemedik, değerlendiremedik. Ve geçtiğimiz 5 yılda yapılan 7 seçimde bölücü dil, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, insanları birbirinden ayıran dil çok fazla egemen oldu topluma ve bir anlamıyla toplum ikiye yarıldı adeta. Yani birbirinden neredeyse nefret eden iki tane toplumsal kesim var. Ne yazık ki siyasilerin ve bürokrasinin de belirli alanlarının yanlış söylemleri ve toplumu tamamen kutuplaştıran bu söylemleri ekonomik krizle beraber ülkenin kötü yönetilmesiyle beraber olayları bu noktaya kadar getirdi. Ama zararın neresinden dönülürsek kârdır aslında. Biz onu vurguluyoruz. Gerçekten içi doldurulabilecek bir milli birlik projesi, Türkiye'yi bir araya getirebilecek bütün yönleriyle, bir araya getirebilecek bir proje halkın bütün kesimlerini kucaklayabilmeli. Yani öyle kaygan bir zemin üzerinde duruyoruz ki halkın belirli bir bölümünü, toplumun belirli bir bölümünü almadığımız andan itibaren o bir yerden başka bir biçimde biz tam birlik kurduk dediğimiz noktada bizleri daha kötü biçimde sarsabilecek olaylara gebe. O bakımdan ülkemizin bütünlüğünü bundan sonra önümüzdeki 10-15 yıl dünyanın da çok büyük kaygan zemin içerisinde ve küresel bir buhran var. Olağanüstü derecede belki 2019'un ikinci yarısında bugün analistler de benim kitapta belirtmiş olduğum çerçeveyi bir anlamıyla doğrulayacak biçimde o analizlerini yayınladılar geçtiğimiz haftalarda ve küresel bir bunalımın da ayak sesleri var. Biz buna ne yazık ki iyi hazırlanamadık. Seçim tartışmalarıyla, gündemleriyle, sürekli olarak rant kavgalarıyla ülke gerildikçe gerildi. Toplumsal duyarlılıklar zedelendikçe zedelendi ve ülke içerisindeki milli mutabakatı sağlayacak anlayış ve birlik büyük darbe yedi aslında. Şimdi bu noktadan itibaren artık algıları yönetmekle, günü ve zevahiri kurtarmakla, sadece söylemlere dayanarak oluşturulan bir takım şeylerin pek fazla anlamı olmayacak. Bizim gerçek anlamıyla önümüze bütün şapkamızı da alacağız. Bütün olayları, olanakları, koşulları koyacağız. Diyeceğiz ki ne gerçekten bir milli birlik ve mutabakat projesi altında birleşeceğiz. Bunun bütün sac ayaklarını samimi bir şekilde oluşturacağız. Bunun da öncelikli yolu halka şeffaf olabilmekte ve gerçekleri anlatabilmekte. Biz bu geçtiğimiz seçim dönemlerinde ne yazık ki ekonomimizin kırılganlığına dair ciddi bir takım adımlar atamadık. Ve Mustafa Kemal daha buna en başta Cumhuriyet kurulduktan sonra belirtti. Şöyle söylüyor kendisi. Milletlerin ve toplumların çöküşlerinde pek çok milli, iktisadi, sosyal sebepler sayılır ve araştırmacılar bunu söyler diyor Mustafa Kemal. Ama bütün bu sayılan sebeplerin ötesinde olan şey ekonomidir diyor. Bir ülkenin ekonomisidir ve Türkiye ve Türk milletinin de tarihine baktığımızda diyor Mustafa Kemal, ekonominin bütün bu sebeplerden daha öte bir anlam taşıdığı ve biricik özne olduğu, hem yükselişimizde hem de yıkılmamızdaki bir numaralı özne olduğunu göz önüne alalım diyor ve bu konuda da uyarılarını sürekli tekrarlıyor. Hem İzmir İktisat Kongresi'nde hem de daha sonrasında. Bakın bugün ülkemiz aslında o koşullara bir anlamıyla yeniden döndü. Bunu kabul edelim veyahut etmeyelim. Biz içteki tartışmaları
İçteki bölünmeyi ve kamplaşmayı bir an önce bitirmeliyiz ve burada da iktidar bloğuna daha fazla iş düşüyor. Çünkü 17 yıldır ülke yönetimi iktidardaydı ve bu ülkenin bütün kaynakları, bütün yönetimi devlet kurumlarıyla beraber hizmetlerindeydi. Şimdi bu noktadan itibaren yapmaları gereken tamamen ülkenin bütün noktalarına, toplumun bütün kesimlerine kucak açmak ve gerçekten bu birleşimi sağlayabilecek duyarlılığı ve adımları atmak. Çünkü biliyorsunuz Temmuz ayında S-400 bataryalarının gelmesi gündemde. Ondan önce çok büyük problemler var. İşsizlik verileri geliyor ve diğer bütün ekonomik veriler bizim 2019'da ciddi oranda küçüleceğimize işaret ediyor. Ki bunun işaretleri 2018'in son iki çeyreğinde açık ve net olarak ortadaydı. Önümüzde çok büyük bir buhran var. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik ve sosyal kriziyle karşı karşıyayız. Bunun bilinciyle hareket etmek her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının birinci lastiği görevidir belki de. Bu bilinçle hareket etmek bu ülkenin yarınlarını, 40 milyon genç insanın geleceğini düşünen herkes açısından birincil öncelik olmalıdır. Kamplaşmaları, bölünmeleri, zihindeki ayrılıkları artık bir tarafa bırakmanın zamanı geldi. Bundan sonra gerçekten yeniden dirilecek Türkiye'nin tohumlarını atma zamanı ve bunu da sözlerin ötesinde eylem ve fiillerle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de ülkenin bütün kaynaklarını doğru bir biçimde kanalize edip yeniden inşanın mümkün olabilmesi açısından bu kaynakları doğru değerlendirmemiz lazım. Milli birliğin ve mutabakatın gerçek öznesi de belki ülkenin tarım sektörü ve üretim sektörüyle başlayacaktır. Orada gerçek anlamıyla nereye doğru gittiğimiz ve hangi kararları verdiğimiz milli mutabakat ve birlikteki samimiyetimizin de miyarı olacaktır. Bunu da önümüzdeki zamanlarda göreceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Önemli özetlerden bir tanesiydi. Neyse ki çok şükür ki mayamız bu konuda aslında çok kuvvetli. Bizler sanıyorum boylar halinde yaşadığımız dönemlerde bile dışarıdan gelen saldırılara karşı tek yumruk olmasını bilen bir milletiz. Yani kökümüzde, özümüzde, doğamızda bunlar var. Hani o uzun asırlar boyunca farklı grafikler işlemiştir, tartışmaları yaşamışızdır ama ne zaman böyle son halkaya gelsek ya da ne zaman böyle tehdidi ta yüreğimizde, içimizde hissetmişsek bunu hep bir tek yumruk olarak çıkartmasını bilmişizdir. O açıdan güzel. Devletlerimizde de yani kurulan bütün devletlerimizde de bunun özelliklerini görürüz. İşte en son Cumhuriyet devriminde de aynı özelliklerin hep var olduğunu görürüz. Şimdi şöyle bir toparlama yapsak, birincisi şu anda bu kutuplaşmış toplumumuza bunu anlatmak galiba en baştaki sıkıntıların başında geliyor. Yani attığım tweette, paylaştığım buna benzer öznelerde buna çok yoğun eleştiri alıyorum. Tabii doğal olarak seçimlerin getirdiği bir kutuplaşma süreci ve sonrasında bir 17 gün falan sürdü özellikle İstanbul'a ilişkin. Yani İstanbul Belediyesi dışında bir gündem tweetledim mi tek bir tane yanıt bile gelmedi ama hani belediye tartışmasına ilişkin herkesin bir hücumu oldu. Bir sosyal refleks olarak söylüyorum, örneklensin diye söylüyorum. Ama emperyalizm galiba işte buralarda pek boş durmuyor. Bu kutuplaşmayı kullanmayı çok sevdiğini biz biliyoruz. Bir anda seçim sonrasında falan yansıyan, ne bileyim yani henüz emniyetin raporlarını çok okumadım ama böyle sinir uçlarıyla dokunuyor galiba birileri. Şu köpeklerimizin zehirlenmesi meselesi beni çok rahatsız etti mesela. Yani bir anda mesela çoğaldı. Sayın Turan da ifade etti, Libya ve işte Sudan bölgede de böyle bir genel hareketliliği okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Doğal olarak seçim konjonktürü biraz bölgede ağırlığınızı hissetmenizden de geri durmanıza neden olur. Yani hangi ülkede seçim olursa olsun onun sorunları açısından bunu özetlemek mümkün. Nasıl anlatacağız Sayın Turan? Hani biraz toplum tabanını da ikna edecek, siyaset tabanı nasıl ikna olacak onu ayrıca konuşacağım ama toplum tabanını nasıl ikna edebiliriz galiba temel sorunlardan biri bu. Emperyalizmle mücadele sadece lafla olan bir mücadele değil. Emperyalizmle mücadele etmek istiyorsanız emperyalizmin hareket alanını daraltacaksınız. Emperyalizmin neşvi nema bulduğu alanı daraltacaksınız. Mesela sinekleri öldürmekle bitiremezsiniz değil mi? Bataklığı kurutacaksınız. Yani sinek nereden çıkar? Bataklıktan çıkar. Şimdi emperyalizm Türkiye'ye yönelik projelerinde başarılı olabilmesi için bizim ilk önce içeride zayıf olmamız lazım. Biz bu kadar kutuplaştırıcı bir söylem devam ettirirsek, nefret dili devam ettirirsek zaten %50-%50 bölünmüşüz. %51, %49 ya da %52, %48 ve bu söylem her geçen gün daha da radikalleşiyor ve bu ayrışma radikalleşiyor. Sizin de söylediğiniz gibi herhangi bir konuda bir beyan ettiğimizde diğer taraf otomatikman saldırıyor. Mesela ben kendimden biliyorum. İşte muhafazakar bir insanım hepinizin de bildiği gibi. Sırf yani mesela İmamoğlu'nun seçin, bak İmamoğlu iyi ya da kötü demiyorum bakın.
adam seçildi dediğim için öyle bir linç ediliyorum ki yani 10 gündür, 15 gündür tarifi imkansız yani. Ne dinsizliğim kaldı, ne efendim işte hainliğim kaldı. Halbuki mesela, bir tespit yaptınız tespit aslında. Tespit yani neticede kazandı. Yani o bu bakın biz ne olması gerektiğini söylemiyoruz, ne olduğunu söylüyoruz. Bir temennimizi de söylemiyoruz. Kazandı. Mesela Beşiktaş, siz efendim Fenerbahçelisinizdir. Beşiktaş Fenerbahçe maçında Beşiktaş kazanır. E kazandı dersiniz. Yani bu sizin Beşiktaş'ı sevdiğiniz anlamına gelmez. Ama bunu bile anlatamıyoruz. Öyle bir durumda yaşıyoruz ki bunu aynı şey karşı taraf için de geçerli bakın. Karşı taraftan da birisi ya işte mesela sizin yaptığınız gibi tamam ben AK Parti'ye karşıyım ama ülkenin bekası açısından onlarla da birlikte bir şey yapmak lazım. Aa, AK Parti yalakası falan diye. Mesela işte ulusal kanala gelirken işte bizim mahalle diye tarif edilen işte zaten sen dönmüştün hesabı. Şimdi bakın bu iyi değil arkadaşlar. Bizim bunu bir an önce son vermemiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Yoksa bunun bedelini hepimiz öderiz. Yani bizim herkes öder. Muhafazakarlar da öder. Mısır'a döneriz. Mısır'da şimdi çatır çatır muhafazakarları asıyorlar. Binlercesini öldürüyorlar. Biz buradan sadece slogan atmaktan öteye gidemiyoruz değil mi? Bakın zaten istedikleri de oydu zaten. Bir Fatih'te Müslümanları işte muhafazakarları toplayacaklardı. Efendim ulusalcıları Kadıköy ya da Beşiktaş bir yerde toplayacaklardı. Toplum karşı karşıya getireceklerdi. Sonra birisi gidip düdüğü çalacaktı. Oyun bitti diyecekti. Bakın emperyalizmle mücadele etmek istiyorsak ve ülkemizi gerçek manada seviyorsak sağ ya da sol askeri müştereklerde buluşalım ve bu gelen dalga hepimizi yakacak. Ya bak krizler aynı zamanda bir fırsattır. Ben krizleri şuna benzetirim. Üzerinize doğru gelen bir dalgaya benzetirim. Aklınızı kullanırsanız doğru taktikler ve doğru strateji ve doğru taktikler belirlerseniz o gelen dalganın üzerine çıkarsınız ve umulmadık yerlere sörf ederek umulmadık yerlere gidersiniz. Yok efendim aklınızı kullanmazsanız, basiretiniz bağlanırsa, akıl tutulması yaşarsanız o dalganın altında kalırsınız. Şu konuda hepimiz hemfikir miyiz? Nedir? Kardeşim önümüzde çok ciddi bir sıkıntı var. Ekonomik sıkıntı. Bakın soğandan insan operasyon yer mi? Yer işte. Yiyoruz. Bir senedir yiyoruz. Ha efendim soğandan operasyon yiyoruz diyeceğimize bunu çözebiliyor. Çözemiyoruz da bakın bir sene geçti. Tarım toplumuyuz. Soğandan operasyon yiyoruz. Operasyonu araba fiyatlarından yemezsin zaten. Soğandan yersin. Dünya tarihini benden hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Dünya tarihindeki bütün devrimler, bütün gelişmeler temel gıda maddelerindeki artış Bolşevik devrimin çıkış noktası da olmuş. Tamam fikir düzeyinde olmuştur ama bunun sokağa yansıması için Fransız devrimi de öyle olmuştur değil mi? Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Karşımızda bizi yok etmek isteyen, kendi politikalarını uygulamak isteyen ve bizim emperyalizm dediğimiz işte Ferit Bey'in ki ben de aynı görüşteyim. Gladio, Süper NATO dediği Gladio yapılanması belirli bir planları var. Şimdi bizim buna karşı ilk önce yapmamız gereken içerideki birliği korumalıyız. Her konuda aynı fikirde olmak zorunda değiliz kardeşim. Bir konuda aynı fikirde olalım vatan meselesinde. Bu noktada biz birliğimizi koruyalım. Burada AK Parti'yi de eleştiriyorum. Yani AK Parti iktidar partisi olması hasebiyle asıl rol ona düşüyor. Bir, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ne dedi? Kızgın demiri soğutmalıyız. AK Parti soğutmalı. Çünkü icranın başında olan o, iktidarda olan o. Sayın Cumhurbaşkanımız ben mesela ne yapabilir Sayın Cumhurbaşkanımız? Bir, şu hakaret davaları var ya şimdi gakguk diyoruz hakaret davası açılıyor ki en çok bana açılanlardan bir tanesi benim. Yani tabii ki devlet başkanına hakaret edilemez. Açık ve alenen hakaret edildi mi kim olursa olsun. Ne Mustafa Kemal'e hakaret edebilirsiniz ne de başka bir şeyi. Sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız kardeşim. O devlet başkanıdır. Hakareti hepimiz reddediyoruz ama hicivdir, eleştiridir. Efendim özel zamanda gördüğümüz gibi, şimdiki gördüğümüz gibi ya da bariz hakaret içermiyorsa bu konularda hoşgörülü olunmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bir genel mesela hakaret ve düşünce özgürlüğü noktasında genel af tarzı bir şey çıkarılmalı. Karşıta bir şu söylem, kutuplaştırıcı söylemden Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer tüm siyasiler vazgeçmeli. Ama burada biraz önce söylediğim gibi en büyük görev Sayın Cumhurbaşkanımıza düşüyor. Bakın dün bir açıklama yaptı ne kadar rahatladık mesela. Bakın bu seçimlerde de öyle. İmamoğlu kazandığında ya kardeşim seçimlerde kazanmak da var, kaybetmek de var. Adam kazandı denilseydi
Türkiye güzelleşirdi, muhalefet güzelleşirdi, bu taraf güzel, bu taktiktir, stratejidir en azından. Bakın siz taktik ve stratejiyi iyi biliyorsanız yenilginizi bile zafere dönüştürebilirsiniz. Mesela Ruslar Prut'ta biz Rusları yendik, taktikle masada kaybettik mesela, değil mi? Ya da en azından hezimeti minimuma indirebilirsiniz. Maalesef bu yapılmıyor. Yapılması gerekenlerden bir tanesi bir. Kutuplaştırıcı söylemden uzaklaşmalıyız. Kim olursa olsun. Ama ilk önce iktidar bu konuda adım atmalı. İkincisi, tabii ki iktidarı hakaret davaları konusunda bir genel af gibi bir şey. En azından rahatlatıcı noktasında. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın ODTÜ'lü öğrencileri affetti. Ne kadar, bakın küçük olaylar ne kadar rahatlatıyor değil mi? Küçük dokunuşlar. Ya önümüzde topladığı çok büyük öğrencileri çay içti, tabii, sohbet etti. Evet, ne kadar, yani ne kadar mesela şimdi tabii yani şimdi ne diyor Batı bize? Sizde diyor dikta var diyor. Tek adam rejimi var diyor. 1 Nisan sabahı, 2 Nisan sabahı ben o kadar uğraştım bunun için. Adam kazandı kardeşim, veriyoruz deseydi Batı bize dikta var diyebilir miydi? Madem dikta var diyorsunuz, nasıl oluyor da bütün büyük şehirleri bak muhalefet kazanıyor ve hiçbir sıkıntı da yok. O zaman Batı bile bunu söyleyemezdi. Yani o yeminli Erdoğan karşıtları bile Sayın Cumhurbaşkanımıza sempati duymasa bile en azından karşıtlarını indirirdi. Ya derlerdi ki bu ülkede seçimle bir şey değişebiliyormuş. Demek ki biz hep hile var diyorduk. Bak hile yok mu? Hile olsa bak bu sefer kazanamazdık. Bakın bunlar önemlidir. Bizim acilen rahatlamaya ihtiyacımız var. Acilen bakın bu çok önemli. Hepimize ilgili. Daha biz yani ben burada felaket tellallığı yapmak istemiyorum da hepimiz görüyoruz. Net bir şekilde görüyoruz. Sorunlar belli. S-400. S-400 dediğiniz sizin bir S-400 değil. Sizin S-400 dediğiniz bir tercih. Türkiye bir makas ayrımında. Türkiye tam bağımsız mı olacak? Siz S-400'ü alabilip yerleştirdiğiniz an siz tam bağımsız olmuşsunuzdur. Bunu kim yaparsa gider elini öperim ben. Bak kim yaparsa yapsın bunu gider elini öperim ben. Ama yapılabilecek mi işte bu? Dolayısıyla bu S-400'ün getirdiği sıkıntı var. Amerika Birleşik Devletleri artık böyle dolaylı değil doğrudan tehdit etmeye başlıyor. Ekonomik sıkıntılar had safhada, doların ne olacağı belli değil. Tarım ekonomisiyiz, tarımla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi bunu bazıları, benim mesela eleştirdiğim özellikle mahalle medyası ve trolleri eleştiriyorum ben. Çünkü bu arkadaşlar kendileri lüks kafelerde çayın 5 liraya, kahvenin 20, meyve suyun 100 liraya satıldı. Lüks kafelerde, lüks restoranlarda oturuyorlar. Marketlerden alışveriş yapıyorlar. Halkı görmüyorlar. Oysa iyi bir analizci, her zaman altını çiziyorum. Marketlerden değil, semt pazarından alışveriş yapmalı. Lüks kafelere değil, kahvehanelere gitmeli. Efendim, lüks restoranlara değil, esnaf lokantalarına gitmeli. Halk da iç içe olmalı. Ancak mesela metrobüse binmeli, otobüse binmeli. Mesela ben gözaltına bile metrobüste alınırım genelde. Yani ancak halkla... Şimdi benim gördüğüm mahalle medyasında, trollerde ve iktidar partisinde halktan bir kopukluk var. Şöyle, lüks elbiseler içinde, lüks efendim şeylerde, kafelerde oturuyorlar karşılıklı olarak. 3 AK Partili 3 AK Parti'ye gaz veriyor. İşte bu hezimetin yani seçim hezimetinin altında yatan nedenlerden bir tanesi bu. Sokaktaki tepkiyi göremiyorlar. Mesela şimdi seçim yenilensin diyorlar değil mi? Mesela çok basit bir örnek. Ya bu seçim, ülkenin gündemi seçim değil geçim. İnin bir sokağa sorun bakayım. En azından bir semt pazarına git kulağını şöyle tut hiç konuşmadan. Bir kahvehaneye git bir çay al. Ondan sonra yan masada ne konuşuluyor onu dinle değil mi kardeşim? Milletin derdi seçim değil geçim. Millet bir soğan, ucuz soğan alabilmek için BİM'de kuyruğa giriyor. O görüntüleri hepimiz üzülerek gördük. O ya, yani kadın ne yapsın? Bizim bütün yemeklerimizin temeli soğan ve salçadır. Çocuğunu geçindirecek, çocuğuna evlatlarına yemek hazırlayacak. BİM'de ucuz soğan var, kuyruğa giriyor. Tanzimler'de öyle, diğerlerinde bu bir gerçeklik yani. Siz alanı emperyalizmin operasyonlarına açık hale getirmemeniz lazım. Bataklık oluşturmamanız lazım. Bataklık oluşursa sinek oluşur. Dolayısıyla bu konularda bir temel adımlar atılmalı ama bunu da yapacak olan iktidar. İktidara burada çok büyük görev düşüyor. Bu Büyük Türkiye İttifakı söylemi Sayın Cumhurbaşkanımızın o kızgın demiri soğutmalıyız ve Büyük Türkiye İttifakı reçetemizdir. Bizi kurtaracak sağ sol hepimizi kurtaracak ana reçete odur. Evet, güzel, öznel bir yorum oldu. Sayın İstever, önemli bir mesaj ve birinci sorumluluk kızgın demiri soğutma meselesinden yola çıkarsak iktidar bunu önderliğini yürütmelidir. Peki toplum tabanında aydınlara,
İşte sanatçılarımıza düşen sorumluluk nedir? Bu çerçevede özellikle geçtiğimiz 15-20 yılda işte özellikle sizlerin aralarında bulunduğu işte anayasa forumlarından tutun birçok başlığa kadar toplumun böyle öznel tabanlarına yayılmada, anlatmada, sorunu göstermede yeniden böyle bir süreç denenebilir mi? Örneğin stüdyomuzdaki işte bu üç konuğumuz çeşitli yerlerde işte konferanslar vererek, anlatarak, birebir dokunarak bu sürecin anlatılmasına vesile olabilir mi? Ya da tabana anlatma meselesinde hangi yollar izlenmeli? Şimdi bu Ömer Bey'in özetlediği o yoğun gerginlik olayı toplumun neredeyse ikiye bölünmüş durumda ve hakikaten hepimiz yaşıyoruz yani Ömer Bey de yaşıyor, biz de gerçekten öyle bir durum var. Mesela yani o parti meselesi de değil yani bu yaratılan tablo dolayısıyla böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Yani şimdi orada sebep olarak ileri sürülen, ortaya konan ne olursa olsun hani seçim sonucu, bilmem sandık sayımı, yok bilmem neye itiraz budur. Hangi neden olursa olsun bunların hepsinin temelinde en sonunda bu birinci bölümde konuştuğumuz Amerikan emperyalizmi ile Türkiye arasındaki derin çelişme yatıyor. Ve yani bunların bu gerginlik yaratanların vesaire ve konularının hepsinin bir şeyini, kaynağını incelemeye başladığımızda, ilerlediğimizde inanın o merkezin, Gladio merkezinin psikolojik harekat merkezine ulaşırız. En sonunda oraya gideriz. Çünkü sonuç itibariyle bu hala biz Türkiye'nin birinci bölümde konuştuğumuz gibi bir beka sorunu diyoruz. Önemli bir ihtiyaçla karşı karşıyayız ve burada da büyük bir milli birliğe ihtiyacımız var ama bir takım güçler o noktadan hareket ederek, bu sebepten hareket ederek, şundan bundan hareket ederek toplumu bölüyorlar. Şimdi tabii yani şeyler, toplumlar Amerikan emperyalizminin ben seni böleceğim demesiyle, bilmem nesiyle falan bölünecek değil. Böyle olmaz bu iş. En sonunda geliyor hayatımızın önemli noktalarındaki tartışmalara ve orada yaratılan algı operasyonlarına dayanıyor. Onları da Ömer Bey özetledi. Onlarla bir bölünme ortamı yaratılıyor ve derinleştiriliyor. Ama işin temelini de inceleyecek olursak hakikaten benim söylediğim bu gerçeklik yatar. Ya o zaman biz gelelim şuraya Can Bey. Sizin de sorunuzun cevabı. Buyurun efendim. Ya arkadaş, ey basın, ey o ne diyorsunuz sosyal medya, ey psikolojik harekat merkezleri, MIT'iyle, şu süre, bu süre, bilmem nesiyle, hükümetiyle, muhalefet partileriyle şu gündemimizi, tartışma gündemimizi, madem ki bir Türkiye ittifakı ihtiyacından bahsediyoruz ve bugün yine arkadaşlarımdan öğrendiğime göre galiba Cumhuriyet Halk Partisi'nden Saadet Partisi'ne kadar uzanan herkes bu şeyi... Birazdan siyasi çerçeveyi sorarken şimdi Bahçeli'nin açıklamaları da geliyor, onu da ekleyeceğim ona. Destekleyeceklerini açıklamışlar. Onu da ekleyeceğim ama bir tabanı yani bu kutuplaşan yurttaş merkezli gidelim istedim onun için. Tamam. Birazdan onları da aktaracağım. Yani bu genel olarak bu olumlu bir hava yarattığını anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdiye kadar yapılan açıklamalardan böyle bir şey çıkmış. Ya o zaman gelin bırakalım o tartışma, bilmem o bölünme, o kavga, o bilmem ne olayını. Bu ittifak nedir? Bu ittifakın en önemlisi programı nedir Can Bey? Onu biz da nerede, ayrıntılandırmak hangi lazım. Hangi maddelerde, tabii, hangi programda, hangi siyasetlerde birleşeceğiz? Nerelerde tartışacağız? Tamam. Zaten bu birleşeceğiz dediğim olay zaten başlı başına bir tartışma meselesi. Ya düzeyi yükseltelim ve Türkiye çapında gelin buraya yükseltelim. Buraya tamam yükseltelim. Mı? Türkiye'nin madem ki ekonomi ve güvenlik en önemli meselesi, güvenlik deyince de onun başlıca boyutu dış politika tabii. Ya gelin toplumun önüne bunları koyalım. Ya anlar anlamaz bilmem ne var. Bırakın bunu. Türkiye'nin tartışma konusu bunlar olsun ve tabii buralardan doğru programa, doğru siyasetlere doğru yönelelim. Yani gazeteci doğru manşet atacak. Yani hangi tarafa hitap ediyorsa etsin. Kışkırtıcı üsluplardan uzak duracak. Sinir uçlarına dokunmayacak. Yani bir aydın gazeteci ve toplumun önünde olan insanların böyle sorumlulukları var. İşte Ömer Bey anlatıyor. Birinci sorumluluk diyor. İktidarındır burada diyor. Arkasını böyle anlatıyor. Siz tabana doğru böyle yayılmalı gazeteci diyorsunuz. Gazeteci en azından verilerde tarafsız olmalı. Tabii ki taraf olacak da biz artık tabii, verilerde bile taraf hiç olmaz, gazeteci taraf, ya. Hiç olmazsa olgularda tabii. Şimdi bak Can Bey. Şimdi aslında şimdi mesela ne diyor? Tarımda milli birlik projesi. Açıkladılar. Değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı bunu. Ya arkadaş içinde kooperatifleşmeden bahsediyor. Şu var bu var. Önce bir parantez açayım. Bunlar olumlu ifadeler şu bakımdan.
zaten bütün devrim dönemlerinde bizim kendi tecrübemizden de biliyorum. Bütün o devrimin kavramları, ihtiyaçları önce sözel düzlemde, kavram düzeyinde toplumun gündemine gelir. Bir kooperatif. Muhteşem bir şey tabii. Ama altına baktığın zaman ne görüyorsun abi? Gelin bunu tartışalım ya. Şeyin milli birlik projesi, tarımda milli birlik projesi bir holdingleşmeye bırakılıyor. Onun %50 sermayesi diyor ki serbest piyasa ve özel sektör olacak diyor. Eyvah ben şimdi oradan özel sektör olacak falan dediği zaman gözümde hemen canlanan öyle Türkiye'nin şu sanayicisi bu zengini mengeni değil. Hemen o Gladio merkezi gözümde uluslararası şirketler, tamam mı? Sen bıraktığın zaman oraya şeyi sermayenin büyük bir kısmını yani ortaklığın büyük bir kısmını ben sana benzer söyleyeyim. Tartışma kıdem tazminatı meselesinde mesela, de var. Oraya teslim edersin. Yani şimdi dolayısıyla geliyoruz. Arkadaş bunları tartışalım bak, tamam mı? Yani senin önerdiğin kıdem tazminatı projesi, o fonlar bilmem ne falan ne kadar doğru? Daha doğrusu oradan doğruya nasıl gidilebilir? Tamam yani bunu tartışalım. Gelin o milli bu buna bir zemin yaratır olur diyorsunuz toplum tabanında. Bu önemli. Şey halka, topluma anlatma meselesinde sizin de görüşlerinizi almak isterim sonlara doğru. Yani halka sonra da siyasi mesajlarla ikinci bölümde ayrıntılandıracağız. Kesinlikle. Onu. Biz 2016'da 15 Temmuz olaylarını yaşadık ve hemen sonrasında hatırlıyoruz. Aklımıza gelecektir. Yani çok uzun geçmiş değil yani sonuçta. 3 yıllık bir zaman oldu neredeyse. Orada yeniden böyle bir milli birlik mesajları verilmişti. Ülke gerçekten heyecanlanmıştı. Artık ülke olarak birleşebiliyoruz. Bakın tehlikenin farkındayız denildiği bir noktadan itibaren. Aradan birkaç ay geçtikten sonra gördük ki olay anlaşılamamış. Biz yeniden ciddi anlamıyla seçim gündemlerine doğru gitmeye başlamışız ve Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen bir sistemle tanışacağız sonraki yılda. Yani hem ülke ekonomisi hem de siyasal gelişmeleri açısından zorlu noktalara doğru gittik. Halkın belleğinde böyle bir takım olaylar var. Yalnız bu güven unsurunu çok ciddi oranda aşındırdı geçtiğimiz yıllarda. Ve ne yazık ki bu söylemler çok fazla kullanıla geldiği için halkın sadece belleğinde durun bakalım görelim şimdi de ne var veyahut karşıt olan kesimlerde toplumun belirli kesimlerinde şöyle bir algı oluşmaya başladı. Bu yeniden sadece zaman kazanmaya yönelik olan bir şey, yeniden konsolide olmanın bir anlamıyla çabası, gerçekten fiili olarak böyle bir şey düşünülmüyor algısı insanların zihninde var. Bunu yıkmak için söylemlerimizle eylemlerimiz arasındaki bütünlüğü gerçekten halkın görebileceği bir biçimde toplum idaresinde yani ülke idaresinde gerçek anlamıyla gösterebilmeliyiz. Bunu da yapmanın öncelikli yolu toplumu bir araya getirecek önemli forumlar meydana getirilebilir. Toplumun bütün katmanlarının bir araya geldiği, bütün kesimlerinin bir araya geldiği, halkın sesinin duyulduğu, üreticiyle, işçinin, mavi beyaz yakalının, emeklinin, bütün bunların sorunlarının gerçekten hükümet medyası veyahut diğer bütün medya ortamlarında tartışılabildiği, özgürce dile getirilebildiği bir noktaya doğru geldik. Bakın bugün açıklanan reform paketi ne yazık ki bir anlamıyla yamalı bohça gibi bir şey. Yani halka da o bakımdan güven veren bir şey değil. Bireysel emeklilik sisteminden tutalım da kıdem tazminatına kadar kooperatifleşmeden bahsediliyor ama şirketlere verilen orada özel şirketlere tanınan bir takım ayrıcalıklar var. Yani siz bununla aynı zamanda gittiniz yurt dışında G20 zirvesi, daha doğrusu bakanlar zirvesinde ve toplantılarında Washington'da yaptığınız şeyde yatırımcılarla bir araya geldiniz ve onlar doğal olarak sizin bu planınızı gördüklerinde ve ayrıntılara girmeye çalıştıklarında burada pek samimi bulmadılar yani açıklanan şeyleri. Yani piyasa ekonomisi içerisinde bizim bildiğimiz bu sistem içerisinde artık Türkiye'nin gidebileceği fazla bir yer kalmadı. Yani bir gönülde iki yar olmaz felsefesiyle Türkiye artık bir anlamıyla nerede duracağını seçmeli. Halkına da idari yönetim anlatmalı. Demeli ki biz bundan sonra ülke bütünlüğünü ekonomisiyle beraber yeniden ayağa kaldırmak amacıyla bu noktada ülkemizin çıkarları uyuşuyor. Biz Ön Asya'da ve Avrasya toplulukları etrafında birleşecek bir çözümde kendi içimize yöneleceğiz ve buradaki birliği sağlamlaştıracak söylemleri, adımları ve her türlü programı toplumla beraber paylaşacağız. O şeffaflık içerisinde yeni bir devrimde, buradan yeni bir üretim devrimiyle, yeni bir Türkiye devrimiyle çıkma kararlılığımız var mesajı verilecek. Yalnız bunlar yapılmaz da seçim gündemleri yeniden devreye girer ve hala eski söylemler, bölücü, kutuplaştırıcı, insanları birbirine düşürücü söylemler olursa ne yazık ki önümüzdeki büyük kış ortamından bir anlamıyla çıkabilmemiz çok daha zor olacak ülke bütünlüğü. Çok önemli. Şöyle bir özetle toparlayabiliriz toplum tabanını anlatmakta. Buralarda ekonomiyi tartışalım.
sınıfsal sorunlarımızı, ekonomide onu tartışalım, kesinlikle, tarımı tartışalım. Hatta kamu belki kızgın demiri yumuşatma görevi iktidara aittir demişti Ömer Bey. Mesela buralarda şemsiye olsun, çatıyı oluştursun, burada örgütleri toplasın, çeşitli grupları, aydınları bir araya getirsin, çözümü anlattırsın. Hani güveni öyle yayarak gidelim, önemli mesajlardan biriydi. Ve siyasete diğer kısmına düşen görev. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ittifak meselesine ilişkin diğer partilerin görüşlerini aktaracağız. Şu dakikalarda da Antalya'da partisinin kampında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor. Orada da kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz mesajı ön plana çıkmış. O ayrıntılarla ve değerli konuklarımızın görüşleriyle Büyüteç birazdan ikinci bölümle devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz, Büyüteç'in ikinci bölümündeyiz. Sayın Ömer Turan, Sayın Ferit İsever ve Sayın Hüseyin Çiloğlu'yla Türkiye İttifakı meselesini ayrıntılandırıyoruz. Şu dakikalarda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da Antalya kampında kutuplaştırmaya izin vermeyeceğiz mesajlarıyla dikkat çekiyor. Bugün Aydınlık Gazetesi'nin bu meselede öne çıkarttığı başlıklar önemli, bir onun ayrıntısını okuyalım. Türkiye İttifakı'na muhalefetten destek manşeti var bugün Aydınlık'ta ve şu ayrıntılar var spotta. Erdoğan'ın kızgın demiri soğutalım, Türkiye İttifakı kuralım çağrısına partilerden olumlu yanıt geldi. Partiler Türkiye İttifakı'nı söylemde bırakmayalım, eyleme geçirelim çağrısı yaptı diyor. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerini doğru bulduklarını söyledi. Reyhan, Türkiye milletin büyük güçlerini bir araya getirerek çözebileceği sorunlarla karşı karşıya dedi. Erdoğan'ın yaklaşımının olumlu olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da memleket meselelerinde biz her zaman katkı vermeye hazırız. Bunun en iyi platformunun Türkiye Büyük Millet Meclisi olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, milli bir mesele olduğuna inandıkları her konuda hükümeti destekleyeceklerini söyledi. Çıray, çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişi yapılmasını istedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya da Türkiye'nin artık ötekileştirmeyi bir kenara bırakması lazım. Bizim söylemimiz de zaten bunun üzerine. Bu çağrı toplumsal açıdan önemli ve doğru bir çağrıdır diyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Antalya kampında kalp kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. Ben değil biz diyeceğiz. Ama biz içindeki sayısız beni görmezden gelmeyeceğiz. Mert olacağız, namerde eyvallah etmeyeceğiz. Hukukun çizgisinden, helalin yolundan asla savrulmayacağız. Millet sevdasından bir an olsun ayrılmayacağız. Çalışmaktan gocunmayacağız şeklinde açıklamaları şu dakikalarda yansıyor. Daha anladığım kadarıyla devam ediyor açıklamaları. Oralardan da yansıyanları ifade edeceğiz. Osmanlı Ocakları'nın mesajları önemli. Atatürk ve Cumhuriyet hepimizin yine bugün Aydın'ın manşetinin altında yansıyan vurgular arasında yer alıyor. Peki nasıl bir çatı, nasıl bir siyaset başlığı bu açıklamaların bir araya gelip çözüm rotasında siyasi partiler ya da o çatı şemsiyesi nasıl oluşmalı? Galiba temel soru bu. Sayın Turan, buyurun. Evet. Yani Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra de Sayın Devlet Bahçeli'nin de bu yönde açıklamada bulunması çok önemli. O ifadede yer alan namert mesela. Namert kim? Amerikan emperyalizmi. Gladio, üst akıl dediğimiz yapı. Mesela biz 15 Temmuz'da kime karşı çıktık? FETÖ'cü, işte Gladio'nun baş piyonu olan FETÖ'cülere karşı çıktık. Yine çıkarız, sorun yok. Ama şimdi bize mesela öyle bir kutuplaştırıcı söylem oldu ki, bize diyorlar ki sabit durun, yönünüzü değiştirmeyin. Kime karşı yönümü değiştirmeyeceğim? Mahalledeki Ahmet amcaya mı, Ayşe teyzeye mi CHP'ye oy ver? Mesela ben diyelim muhafazakar kesimlerim. Bana diyorlar ki mesela sen niye safını değiştiriyorsun? Ya sanki savaştayız kardeşim. Savaşta olsak hepimiz zaten aynı siperde olacağız. Amerikan emperyalizme karşı savaşta olsak CHP'liler askeri çağrılmayacak mı? İYİ Partililer askeri çağrılmayacak mı? Onlar vergi ödemiyor mu? Tamam, onlarla bazı konularda aynı fikirde değilim. O ayrı konu. Ama ben biliyorum ki bu ülkeye reel tehdit olduğunda
küçük bir azınlık dışında CHP'lilerin hepsi de koşa koşa gelecek. İyi Partililerin hepsi de koşa koşa gelecek. MHP'liler zaten koşa koşa gelecek. Dolayısıyla şimdi burada bir düşman, yani biz kime karşı konumlanmalıyızın altını çizmeliyiz. Bizim düşmanımız Amerikan emperyalizmidir, üst akıldır, küreselcilerdir. Yani o yapıdır, yani Türkiye'yi parçalamak isteyen, güneyimizde terör kantonu kurmak isteyen yapıdır. Orta Doğu'yu Arap Baharı adı altında bir fırtına estiren yapıdır. İlk önce bir düşmanı bir belirleyelim, ona karşı konumlanalım. Yani o zaman ne size yönelik eleştiriler olur, ne bana yönelik eleştiriler olur. Şimdi bizden istedikleri, Gladio'nun özellikle üst aklın istedikleri, kendi aramızda birbirimizi düşman olarak görüp konumlamak ve o hattan taviz vermemek. Nedir o? Şimdi diyelim ben muhafazakar kesimdenim, AK Parti, MHP, karşı tarafta kim var? İyi Parti, CHP, Saadet Partisi. Sanki ambiyana tabirle söylüyorum, yani teşbihte hata olmaz. Sanki Yunan cavuru var karşımda. Ben ona karşı konumlanacağım. Niye konumlanıyorum kardeşim? O da bu ülkenin evladı. Ha, ben aynı görüşte değilim birçok noktada, o ayrı konu. Ama o da bu ülkenin evladı. Benim konumlanacağım yer Amerikan emperyalizmine karşıdır. Gladio'ya karşıdır, üst akla karşıdır. Bu bir kere bunun altını çizelim. İkincisi, liberalizm devri bitmiştir. Siyasette ve ekonomide de liberalizm devri bitmiştir. Bakın, en radikal liberal bakış açısına sahip olanlar bile, Ferit Bey de bahsetti, yani tam böyle devletçi bir politikaya geçmeseler bile %50 falan, işte ilk, bu da önemlidir, önemli bir adımdır. Çünkü bizim şimdiye kadar bakış açısı şuydu. Devlet hiçbir şekilde ekonomiye müdahale etmiyor. Bence olsa %100 olurdu. Tabii tabii. Daha önce bu konuşulmazdı zaten. Böyle bir şey yok. Piyasa kendi kendine düzenler. Lesefer, lesepase meşhur. Bırakın yapsınlar. Ve bizdeki liberallerin, bizdeki liberal ekonomist bakış açısına sahip olanlar batıdakilerden daha vahşi. 19. yüzyılda İngiltere'de kullanan vahşi liberalizm bizde uygulanmasını istiyorlar. Ya Amerika'nın dışında Kanada'da dahi, zaten Avrupa'yı hiç söylemiyorum, bir welfare state, ete providence dediğiniz bir sosyal devlet var yani. Hiçbir yerde bir liberalizm yok ama bizde devlet hiçbir şeye müdahale etmeyecek. Devlet ekonomiye girmeden ekonomi nasıl düzenleyecek? İlk önce bir sahaya girmen lazım. Tamam %100 girsin demiyoruz ama kısmen girmesi lazım. Ha, girmezse ne olur? Soğandan operasyon yersin o zaman. O zaman soğandan operasyon yersin. Şimdi bu bakış açısı da ölecek. Yani liberal, tam mutlak liberal bakış açısı da miladını doldurdu. Artık bundan sonra, çünkü saha bize onu gerektiriyor. Mevcut şartlar tarımda, diğer artık üretim ekonomisine geçilmesini, sanayi ekonomisine geçilmesini, tarımda üretim ekonomisine geçilmesini gerektiriyor. Liberaller dahi buna hayır diyemeyecek. Yani ne diyecek? İlk önce %50 bir sermaye olsun, özel sermaye olsun falan diyecek. Ama sonra o da kurtarmayacak. Bu önemli. 3. Bu hangi şemsiye adı altında olmalı? Sizin sorduğunuz soru. Bu somutlaşmalı. Nasıl somutlaşmalı? 1. Bu konuda adım Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bey'e düşüyor. Ve benim şahsi analizim, görüşüm şu. Önümüzdeki sıkıntılar arttıkça bu konudaki açıklamalar artacak. Yani birlik noktasında açıklamalar artacak. Uluslararası ve ulusal konjonktür ve ekonomik sıkıntılar, bütün bunlar bu büyük Türkiye ittifakını mecbur kılacak. Bakın, yani bu benim öngörüm, yanılabilirim, o ayrı konu. Ben en geç 2020'nin başı gibi, yanılabilirim bakın, İçinde CHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Saadet, AK Parti, MHP'nin bulunduğu Büyük Türkiye İttifakı'nı öngörüyorum. Yani bu hemen yarın olacak, iki ay sonra olacak falan demiyorum. Ama bir sene içinde, özellikle en geç 2020'nin başında ya da ilk çeyreğinde olacağını tahmin ediyorum. Çünkü şartlar bizi bu ittifakı yapmaya zorlayacak. Bizim en büyük gücümüz iç birliğimiz. İçeride emperyalizme karşı, ister bunu emperyalizmde, ister düşmanda, ister üst akılda, yani karşımızda bir yapı var ve bizi parçalamak istiyor, değil mi? Biz buna emperyalizm diyoruz, düşman diyoruz, üst akıl diyoruz. Kimler olduğunu da biliyoruz. İsim de verelim. Amerikan emperyalizmi,
Gladio süper NATO yapılanması. Bak S-400 diyorsunuz. Ne işte NATO'nun yapılanması sisteme uymuyor diyor. F-35 şimdi diyor siz onu getirirseniz diyor F-35'ler burada uçamıyor. F-35'ler uçamazsa Amerikan emperyalizmi o bölgede etkin olabilir mi? Olamaz. Bu kadar basit değil mi? Yani o sadece bir sistem şeyi değil, silah tercihi değil. Aynı zamanda bir sistem tercihi. Bu ittifakın ben kurulacağına inanıyorum. Önümüzdeki şartlar bizi mesela ben bu şerden de hayır doğacağına inanıyorum. Ben Türk devlet aklının, Anadolu insanının ferasetinin genel olarak partisini, siyasi görüşlerini bir kenara bırakıp ülkenin, Türk devletinin, Türk milletinin çıkarlarını öne çıkararak bu krizde biraz geç de olsa önemli adımlar atacağını ve bu krizi fırsata dönüştüreceğini, nasıl krizi fırsata dönüştürecek bir üretim ekonomisine dönmek zorunda kalacağız. Her an sanayide ve tarımda üretim ekonomisine dönmek zorunda kalacağız. İttifak kurmak zorunda kalacağız. Askeri müştereklerde siyasi ittifaklar kurmak zorunda kalacağız. Ya bu, ve bunu eğer biz bu fırsatı biraz önce söylediğim gibi krizler aynı zamanda bir fırsattır. Bu aynı zamanda bize bir fırsat bu kriz. Ve siz çok önemli bir konuya değindiniz. Dediniz ki küresel kriz geliyor. Evet küresel kriz geliyor. Biz o küresel krize daha önce yakalandık, yakalanıyoruz. Ben de 1-2 sene içinde gerçek manada ilk önce ekonomik daha sonra siyasi olmak üzere küresel ve 1929 büyük bühranından daha derin bir küresel krizle karşı karşıya olduğumuzu inanıyorum. Eğer biz hani bu hastalığı geçirirsek bağışıklık kazanırız ya, gelecek bir salgında etkilenmeyiz bağışıklık kazandığımız için. Biz burada gerekli adımları yaparsak o küresel krize hazırlıklı gireriz ve onu aradaki farkı kapatma fırsatı olarak görürüz ve bir avantaja dönüştürürüz. Yani gelen dalganın üstüne çıkar, sörf yaparız. Yok efendim bunu yapamazsak o dalganın altında kalırız. Hem bu önümüzdeki ulusal, içerideki kriz bize, ekonomik kriz bize vurar. Tam ondan işte hafif alışmaya başladığımızda bu sefer küresel kriz de gelir, onun darbesini de yeriz. Dolayısıyla Ferit abinin de söylediği gibi, hocam da söylediği gibi bu büyük Türkiye ittifakı kuramsallaştırılmalı ve kurumsallaştırılmalı. Kurumsal. Güzel, önemli mesajlardan biri. Sayın İlsever, bu tip bir programı yıllarca anlatan ve bir şemsiye olmasını öneren parti olarak nasıl kurumsallaşmalı, nasıl olgunlaşmalı, açıklamaları nasıl buldunuz? Bir de partilerden gelen mesajı. Bir cümle dikkatimi çekti Sayın Erdoğdu'nun, o biraz meclis çatısı. Yani kastettiği parlamenter sisteme dönüş mü yoksa meclisin içindeki partiler mi? Bir de buna bir yanıtınız olur mu bilmiyorum. Şimdi ben onu bilmiyorum tabii ne kastetti. Fakat Ömer Bey'in de burada son ifade ettiği gibi bu Türkiye'nin bütün siyasi partilerinin, ki siyasi parti ne demek? Türkiye'deki mevcut sınıf ve zümreleri temsil eden, siyasal düzenini temsil eden kurumlar demek. Yani siz şimdi işçi sınıfından başlayarak çiftçiler, memurlar, sanayici ve tüccara kadar bütün milleti ortak bir programda birleştireceğiz diyorsanız, tamam mı? O zaman burada onu temsil eden bütün siyasal partilerin PKK ve HDP hariç, çünkü o Türkiye'yi temsil etmiyor, ne Türk'ü ne Kürt'ü, Amerikan emperyalizminin baş şeyi halinde burada, müttefiki ve piyonu halinde rol oynuyor bölgemizde ve Türkiye'de. Onunla bir milli ittifak, milli güç birliği vesaire diye bir şey olmaz. Onun dışındaki bütün siyasal güçleri, partileri birleştirecek bir zemin yaratmak lazım. Tekrar şuraya geliyorum. Bunun ön adımları şayet 2020 gibi bekliyorsak bunu, ki ben de kuvvetli bir öyle mi ihtimal olarak görüyorum. Çünkü gidişat budur. Türkiye'nin gidişatı budur. Bütün zorunluluklar bunu dayatmaktadır. O zaman bu ittifaka temel teşkil edecek, hiç olmazsa temel bazı stratejik şeyleri, program maddelerini netleştirelim. Yani buradan kastettiğim şey şu. Şimdi bizim görebildiğimiz kadarıyla, bunu Aydınlık ve Ulusal kanalda da zaman zaman eleştiriyor arkadaşlar, toplumda da belli ölçülerde tartışılıyor. Yani gerek Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu programla, daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı o tarımda milli birlik projesiyle ve şimdiye kadar son zamanlarda yapılan açıklamalarla önerilen çözümlerin bu Türkiye ittifakı ile çeliştiğini, çelişmeler taşıdığını, kuvvetli çelişmeler taşıdığını görüyoruz. Biz Vatan Partisi olarak bunu net bir şekilde görüyoruz ve
zaten ifade ediyoruz. Yani mesele güvenlik... Nispi olarak dış politikada da böyle bir eleştiriniz var. Dış özellikle politika, Suriye güvenlik meselesinde ve tabii ekonomide de. Evet. Ekonomide de var tabii. Çok çok önemli. Yani şimdi buradan biraz daha bunu o zaman netleştirelim. Bakın şimdi hep beraber bir Türkiye ittifakı diye burada şey yapıyorsak, sesleniyorsak bütün Türkiye'nin siyasal güçleri olarak. Gelin şu güvenlik meselesi ki bunun en temel boyutunu tabii dış politika temsil ediyor, ifade ediyor. Yani kritik mesele Türkiye'nin demin söylediğim gibi Fırat'ın doğusundaki operasyona kilitlenmesi ve burada başarıya kilitlenmesi. Ve bunu bütün milli güçlerin birliğiyle yapması. Yani şimdi uzatmayalım ve işi tekrar bu kadar şeyden olumlu bir noktaya doğru ilerlerken o tartışmalara boğmayalım. Ama şunu söylemekte mutlaka yarar var, hatırlatmakta çok yarar var. Yani biz... oraya Afrin operasyonuna, Zeytin Dalı'na tosuncuklarımızı göndereceğiz. Hadi gitsin AK Parti oraya. Biz bu işte yokuz falan gibi açıklamalar. Ondan sonra en önemlisi de tabii biz bu şeyden bahsederken Türkiye ile Rusya arasında Türk akımı gibi çok büyük bir projeden, önemli bir adımdan bahsederken yarısına yakını neredeyse halledilmiş vaziyette gidip Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile anlaşarak biz hayır bırakalım şu şeyi, projeleri vesaire. Amerika ve İsrail'le ondan sonra işte şeyle Mısır, Ürdün falan devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'la beraber o projenin içinde yer alalım. Bunlar hep yapıldı bu açıklamalar. Öyle değil mi? Gibi şeyler. Yani hep bunlar bizi şu anda çürümüş, çökmekte olan Amerikan emperyalizmi ve onun kumanda ettiği mafya sisteminin, şu andaki mevcut sistemin ihtiyaçlarını seslendirilmesi anlamına geliyor ve bunun bir Türkiye ittifakı ile alakası yok bu tür şeylerin. Demin tabii söylediğimiz bunu muhalefet partileri için, CHP olsun, İYİ Parti olsun için söyledim ama iktidar partisi için de aynı şekilde hala Esad düşmanlığı, Suriye düşmanlığıyla bir güvenlik falan meselesi çözülemez Türkiye'de. Ve böyle bu amaçla bunu çözmek amacıyla bir Türkiye ittifakı yaratılamaz. Buralarda netleşelim. Hızla, çok hızlı bir tartışma süreci ki bence bu tartışmalar da aslında bu noktalar da son şeyine geldi. Son aşamasına geldi. Herhalde hele şu Türkiye İttifakı ve güvenlik çıkışından sonra. Bunları bitireceğiz. Noktayı koyacağız burada ve o programları netleştireceğiz. Biz bağımsız, özgür bir Türkiye istiyoruz arkadaş ve Amerikan emperyalizminin her türlü saldırısından, bilmem nesinden kurtulmuş. Ondan sonra güvenliğini sağlayacak. İşte S-400'leriyle askeri planlamasıyla, şusuyla busuyla dimdik ayakta bir Türkiye. Kim ne derse desin bunlar olacak. Yani S-400 diyor, ondan sonra oradan muhalefetten itirazlar, şunlar bunlar son bulacak. Yani bunlar o Türkiye ittifakının temel proje maddeleri olacak. Gelelim, uzanalım ekonomiye doğru. Ben çok kısa başlıklar haline gidiyorum Can Bey. Bunun tabii ayrıntıları var. Mutlaka. Mutlaka. Gelelim buraya arkadaş. Yani burada bilmem işte şeyde hala Amerikan kapılarında sıcak para arayışıyla o sıcak para ekonomisini, borçlanma ekonomisini nasıl sürdürürüm gibi. Ya Türkiye'nin tabii elbette sıcak paraya ihtiyacı olacak. Biz de iktidar olsak yarın mutlaka böyle şeyler olacak ama bu konuda adımlar, tavizler vermeye doğru yönelik şeylerle, projelerle veya ne bileyim buna açık diyelim en azından projelerle falan giderek olmaz bu. Ve Türkiye, evet buradaki en temel şey devlet müdahalesini, kamuculuğu önüne koyacak arkadaş. Bak, netleşelim işte buralarda. Sistem içinde hala o dolar ve borsa vurguncularının inisiyatifiyle gidecek ve o borçlanma ekonomisini sürdürecek falan. Bunlar önü kapandı, bitti. Bu süreç bitti. İşte Türkiye ittifakı ihtiyacı zaten buradan çıkıyor. Ekonomik planda da evet devlet müdahalesiyle, kamuculukla, aynı zamanda tabii özel sektörün büyük birikimiyle birleşecek ve Türkiye'de yeni bir üretim ekonomisi planlama en önemlisi tabii yaparak. Tabii yani bazı yapışmış yakımıza 177 milyar dolar bir yıl için ödenecek dış borç. Şüphesiz bunları düşüneceğiz. Biz de iktidar olsak bunu hangi kaynaklarla yaratacağız? Şüphesiz tasarruf. Bu tür ülkelerde bakın başlayalım, masaya yatıralım ve buralarda anlaşmaya başlayalım. Siz işçinin, çiftçinin bilmem neyin şeyi diyorsanız olayı sadece bir dolar ve borsa vurguncularına ve uluslararası şirketlere bırakmayıp da bunu söylüyorsanız o zaman buradan kaynaklanan bu çözümleri, bunların ihtiyaçlarını de masaya yatıracağız ve ondan sonra bunları çözecek toplu bir programı, evet, kamuculuk önderliğinde bir milli ekonomi, üretim ekonomisi programını da şey yapacağız,
hiç olmazsa ana hatlarıyla oluşturacağız ve oraya doğru yöneleceğiz. Yani buralarda şunu anlatmaya çalışıyorum. Güzel bir hava yaratıldı. Ondan sonra o hava bir hava olarak kalmaması için Hüseyin Bey onu ısrarla şey yaptı, altını çizdi. Daha önce de işte Yenikapı ruhuyla bilmem nesiyle bunlar bir gündemimize geldi. Yani Türkiye bir somut saldırıyla tabii karşı karşıya olduğu zaman hemen ilk akla gelen şüphesiz bu oluyor. Herkesin yani bütün vatansever güçlerin aklın yolu bir gibi geliyor. Ama peki bunun altı bugün Amerika'nın kumandasındaki şu mafya bilmem ne sistemiyle gitmez arkadaş. Yani sadece ekonomide değil, siyasette, sosyal, kültür her alanda çürümüş, çöken bu sistemle gitmez. Orada yeni şeyimizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni sistemini ki büyük tecrübelere sahibiz. Yani bunu geçen yüzyılın başında ta 1950'lere kadar yapmışız. Evet yapmışız, bütün dünyaya örnek olmuşuz biliyor musunuz? İşte bu her alanda dediğim adım atmış olduğumuz adımlarla bunların günü gelmiştir Can Bey. Buralarda netleşelim aynı zamanda. Dolayısıyla olacaksa bir laf olarak kalmayacaksa sadece iyi bir duygu ondan sonra toplumda yarattığı hoş şeyler işte buradan sağlayacağım oylar moylar değilse mesele Türkiye bir beka meselesi ise arkadaş ciddi olmak lazım ve bu şeyleri bu noktalarda anlaşmak lazım. Özellikle ben burada şunu hep burada konuştuğumuz için Türkiye ne yazık ki maalesef aslında şurada kutuplaşma ve bölünme dediğimiz olayın temelinde bir milli cephe bulunmaktadır. AK Partisi'yle, MHP'siyle ve Vatan Partisi'yle birlikte bir milli cephe fiilen nesnel planda oluşmuştur ve maalesef karşısındaki kuvvetlerin ve diğer partilerin başta CHP olmak üzere HDP'ye uzanan, FETÖ'ye uzanan ittifak çağrılarıyla ve girişimleriyle sadece çağrı da değil, girişimleriyle maalesef Amerika'nın bu son çırpınışlarının bir temsilcisi halinde ve onu hayata geçirmek üzere hazır, göreve hazır bir kuvvet oluşmuştur. Bunları dağıtacağız. Bitti. Bu Amerikan emperyalizminin hizmetinde, evet tekrar söylüyorum, öyle FETÖ'yle bilmem neyle HDP, PKK ile olmaz. Bunlar tabii ki cezalandırılacak. Türkiye'yi bölmek için ellerinden gelen her şeyi yapmış. Darbesinden bilmem neye kadar Amerikan piyonları elbette cezalarını çekecek. Ve ne demek bunlarla ittifak, bunlarla işbirliği, yok Selahattin Demirtaş'ı, bilmem Cumhurbaşkanı'nın yardımı. Bunlar hepsini konuştuk burada. Maalesef bu memlekette ya. Bunların sonu gelmiştir. Bu Türkiye İttifakı ile beraber ve bütün partilerin de buna vermiş olduğu, Aydın'ın demin manşetini okuduğunuz destekle beraber bu olay bence nesnel planda bitmiştir. O zaman bunu hayata geçireceğiz. Bundan sonraki atacağımız. Şimdi onun zamanı budur evet. Diyorsunuz. Tabii strateji ve uluslararası bir deneyim zaman zaman bize katıldığınız yayınlarda böyle bir şablon halinde çıkartırsınız hani çözüm tablosunu. Sayın Turan da, Sayın İlsever de altını çizdi. Kurumsallaşmalı bu süreç nasıl olur size göre yol haritasını? Kurumsallaşabilmek için öncelikle dünyamızın içinde olduğu bütünsel çerçeveyi doğru biçimde analiz edebilmemiz lazım. Yani kurumsallaşabilmenin temeli ulusal egemenlikten geçiyor. Ulusal egemenlik ve bağımsızlığı olmayan bir ulus hem güvenlik açısından hem de ekonomik açısından gerçek anlamıyla yapısal reformları gerçekleştiremez. Çünkü yapısal reform dediğimiz şey bu noktadan itibaren artık Türkiye'nin yeniden dirilişi anlamına gelecektir. Başka bir anlama gelemez. Çünkü Türkiye elindeki bütün diğer olanakları tüketmiştir. Diğer bütün yolları tüketmiştir. Ve kalan tek bir şey vardır. O da gerçek manada Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi reformik bir seçenektir. Ve Türkiye bu reformik seçeneği gerçek bir devrimle yani Cumhuriyet döneminin ilk 15 yılında bir anlamıyla daha sonrasında kesintiye uğrayan bu devrimsel geleneği yeniden inşa etmek durumundadır. Ve bunu da ancak ulusal egemenliğine yeniden dönerek yapabilir. Bu ulusal egemenliğe yeniden dönüş kurumsallaşmasını üretim sektöründen eğitimine, sağlığına, bütün her şeyi yeniden ele alarak yani ülkenin temelleri ve çatısıyla alakalı olan bütün unsurları temellerden başlayarak kolonlara, taşıyıcı kolonlara yani tüketim yapan ve aynı zamanda üretim yapan bütün tarafları buluşturarak, barıştırarak, ülkedeki de bütün renkleri bir arada kucaklayarak yapabileceği bir olgudur. Yani burada bizim kullandığımız dili mümkün olabildiğince kuşatıcı bir bağlam içerisinde ele almamız çok önemli ve elzem. Öyle kaygan bir zemin üzerinde dünya gidiyor ki bakın buna sürekli değiniyoruz sizinle yaptığımız programlarda.
bu dünya krizi daha önceki krizlerle birebir aynı olmayacak. Çok ötesinde olacak. Bizim yaşadığımız 2018 itibariyle kendisini gösteren, 2019 içinde olduğumuz yıl derinleşen ve ikinci yarıda daha da derinleşecek olan ve uzun yıllara belki de yayılacak olan ekonomik buhranın kendisi, çöküşün kendisi, bu yapısal reformları bizim kendi içimizde yapmadığımız müddetçe çok daha sert bir biçimde tesirlerini gösteriyor. Ve uzun süre en çok çok uzun süreli olacak. Ne 94'te ne de 2001 yılında karşılaşmış olduğumuz krizler gibi düşünmeyelim. Şöyle 3-4 çeyrekte falan atlatabiliriz diye düşünmeyelim bunu. Çünkü bütün dünyanın da aynı zamanda küresel bir buhrana gireceği, yani neden bahsediyoruz aslında? Biz 87'den bu yana Amerikan Merkez Bankası'nın başına gelen Alan Greenspan ve ondan sonraki bütün idareciler ve Amerikan yönetiminin bir bütün olarak NATO'yu da içine alarak yapmış olduğu bir politika var. Yani para politikasından tutalım da bütün dünyayı neoliberal sisteme, burada konuşmacılar da belirtti, o neoliberal sistemin içerisinde tutan yapılanmayı bir anlamıyla son 30 yıldır, 32 yıldır sürdürüyordu. Bu geleneksel olmayan bir politikaydı ve geleneksel olmayan politika burada görüyoruz. Bakın artık imparatorluğun merkezi, yani neoliberal imparatorluğun merkezi Amerika'da bile çok ciddi seviyelerde hissediliyor. Bu finansal olmayan kesimin borçlarında olağanüstü yükselişleri görmekteyiz. Bakınız maviyle gösterilen bu grafik her kriz öncesinde, yani ciddi anlamıyla düşüşler olmasına rağmen sonradan yeniden para politikasının arttırılmasıyla, yani geleneksel olmayan politikalara geçilmesiyle Amerikan Merkez Bankası FED para arzını arttırıyor. Piyasalara doğrudan müdahale ediyor. Bakınız Amerika'da bile, yani devlet müdahale etmez denildiği noktada bile Merkez Bankası gibi bir kurum çıkıyor. Aslında özerk gibi görünüyor ama hazineye bir anlamıyla bağlı ve ilişkili olan bir yapı. Ve her bir dönemde, bakın göreceğiz burada, 2000'lerin ortasında hakeza öyle bir anlamıyla düşen bir yapı var. Ve finansal kesimin yükselen borçluluk oranları söz konusu. Ve burada ne var? Bütün dünyada piyasalar dedikleri, Ömer Bey'in de aynı zamanda Ferit Bey'in de burada bahsettiği, işte bu piyasa sistemini ayakta tutan şey yok. Şirketler kendi hisselerini alıyorlar. Bakınız. 2015 yılından itibaren buradaki grafikte görüyoruz, barlarda görüyoruz. Şirketler özellikle 2018'in ilk yarısında ve sonrasında 230 milyar dolarlık hisseyi satın almışlar. Sadece son çeyrek, bakınız. Şurada en sonda bulunan son barda mavi ile gösterilen noktada 230 milyar doların üzerinde Standard & Poor's'a bağlı 500 şirket kendi hisselerini geri almış. Yani bütün bu olay biraz önce bahsedildiği gibi gerçek anlamıyla biz de uzun bir zamandır değiniyoruz. Küresel bir gazino oyunu. Buradaki grafikte de göreceğiz. Yine Standard & Poor's hisseleriyle, borsadaki hisselerle şirketlerin kendi hisselerini alması. Bakın biz ne gördük geçtiğimiz yıllarda? Büyük şirketlerin büyük zenginler yarattığını son 30 yıl içerisinde aslında. Bu gelişen bir süreç olarak ortadaydı. Ve bu şirketler kendi hisselerini alıyorlar ve çalışanlarına aktarmıyorlar bunu. Tepedeki yöneticilere sadece aktarılıyor. Kendilerini koruyor, o çatıyı kesinlikle koruyor. Dolayısıyla bu bol para dönemi ondan bitiyor biraz da belki. Kesinlikle bol para döneminin bitmesinin nedeni o. Çünkü onlar, bir önceki grafiğe gelecek olursak, grafikte anlatacağımız şey var. Burada mesela 2018'in sonunda 1 trilyon dolar kadar şirketler kendi hisselerini satın almış. Yani FED para tabanını genişletiyor, piyasalara para sunuyor. Sadece FED değil, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası, bütün dünyanın büyük merkez bankaları 22 trilyon dolar kadar dünyaya para saçtılar. 2008-2009 krizini maskelemek ve bugünlere kadar bir anlamıyla onu tutabilmek amacıyla, ama şimdi artık bir yanardağın üzerinde oturmuş durumdayız ve bu yanardağ patlıyor, patlamak üzere. Ve sizinle önceki programlarda değinmiştik, kitabımda da ben belirttim. 2019'un ikinci yarısında bu patlayacak demiştik. Geçtiğimiz hafta 2008-2009 krizini tahmin eden David Rosenberg de buna değindi. 2019'un ikinci yarısı bu patlama başlayacak dedi. Ve uzun yıllar boyunca küresel piyasaları ve ekonomik sistemi, dünya ticaret sistemini felce uğratacak büyük bir tufan geliyor haberini verdi kendisi de. Buna hakeza IMF'de katıldı. IMF'nin son yayınladığı Nisan Dünya Görünüm Raporu'nda, küresel görünüm raporunda dünya büyümesinin gittikçe yavaşladığı ortada. Bütün ülkelerin, Çin'de dahil olmak üzere, Birleşik Devletler'in,
devletler dahil, özellikle İngiltere, Avrupa Birliği dahil olmak üzere bu ülkelerdeki yavaşlama göze çarpıyor. Almanya geçen hafta 0.5'e çekti bu yılki büyüme. Kesinlikle. Almanya'daki PMI endekslerine bakalım, imalat sanayi endekslerine bakalım. Bütün oralarda da ciddi anlamıyla yavaşlamalar söz konusu. Ve bizim sanayi üretimimizdeki tablo burada ortada. Bakın 2018'in Eylül'ünden itibaren ciddi anlamıyla bakın duraklamanın ve geriye doğru gidişin işaretleri var. Aralık ayı, Ocak ayı, Şubat ayı bakın çöküşün, slanflasyon dediğimiz. Son iki çeyrekte çok ciddi hissedilmiş. Reel kesim de bu. Reel kesim kan kaybediyor. Sanayi kesimi kan kaybediyor. Özellikle otomotiv sanayi ve imalat sanayi son çeyrekte otomotiv sanayi %45 daralmış. Bizim ihracatımızın temel motoruydu otomotiv sanayi. İmalat sanayimiz daha keza öyle. Alüminyum, demir, çelik alanında %25'lere yaklaşan kayıplar mevcut. Yani buradan baktığımızda gerçek anlamıyla çok ciddi küresel bir buhranın ayak sesi var. İşte neden birleşmeliyiz diyoruz. Bu yüzden artık başka bir seçeneğimiz kalmadı çünkü. Gidebileceğimiz bir yer yok. Yani ne 70'lerin petrol krizi gibi %300 artan bir şey, ne de 80'lerin, 2000'lerin krizleri gibi böyle 3 çeyrekte, 4 çeyrekte düzelebilecek bir şey söz konusu değil. Bakın burada Bloomberg dünyanın en sefil 5 ekonomisini bir anlamıyla veriyor ve görüyoruz 5 sefil ekonomi arasına biz de girdik. 2018 ve 2019'da da bizi gösteriyorlar. Tabii bu önümüzdeki yıllarda değişecek. Buraya Amerika'da uzun yaşayacaksa biz daha uzun yaşayacağız anlamı. Bir anlamıyla burada. O ama buraya Amerika'da girecek. Bakın göreceksiniz 2020 yılından sonra Amerika'sı da Avrupa'sı da bütün o dünyayı son 400 yıldır merkez bankaları kanalıyla yöneten ve yönlendiren yapı kendisini de bir anlamıyla bu sefil ekonomiler sınıfına bir anlamıyla koymak zorunda kalacak. Neden? Çünkü onlarda da ciddi anlamıyla çöküşler başlayacak. Emtialarda özellikle hisse senedi piyasalarında, tahvil bono piyasalarında, konut piyasalarında ki IMF verileri, OECD verilerine göre konut balonu başladı. Sizinle yaptığımız bir programda konuta değindiğimizden 5-6 gün sonra IMF raporunu açıkladı. Orada da konuta bizzat değiniyordu ve konutta ciddi bir riskin bulunduğunu söylüyordu. Bakın analizlerimizle bir takım şeylerin nasıl nedenini söyleyeyim çünkü duran bir üretim o. Yani belki sektörleri hareketlendiriyor gibi gözükebilir ama iş bittiğinde duruyor. Evet. Halbuki bizim sürekli üreten sistemlere ihtiyacımız var. Onun için tarımda sanayiye yönelik önerileri getiriyoruz. İki önceki grafiğe gelecek olursak oradan bir şey anlatacağım. Bakınız Amerikan Merkez Bankası. Burası mı? Bir öncekine geleceğiz. Bundan da öncekine. Bakın Amerikan Merkez Bankası para tabanını bir anlamıyla artırarak ne yaptı? Her tarafta balonların oluşmasını sağladı. Yani burada görmüş olduğumuz şey aslında şirketlerin üretim yapmalarına, gidip işçilerine daha yüksek işler, daha büyük piyasada istihdam bulunmasına gidecekken bu sefer ne oldu? Şirketler daha büyük karlar elde ettiler ama bu karı daha da %1'e aktarmaya başladılar. Özellikle son 10 yılda bu geleneksel olmayan politikanın özellikle Fed tarafından çok aşırı derecede arttırılması ne oldu? Zenginle fakir arasındaki uçurumu daha da ileri noktalara götürdü ve son 10 yılda 15 yılda orta kesim bütün dünyada çökmeye başladı. Bakınız dünyadaki düzenin, mevcut düzenin durabilmesinin altında yatan en önemli sebep bir orta kesim varlığıdır. Bu bütün uluslarda böyledir. İster liberal piyasayla yönetilsin, isterse sosyalist sistemle yönetilsin. Orta kesimler olmadığı müddetçe, orta kesimde üreten, gerçek anlamıyla katma değer sağlayan insanlar olmadığı müddetçe o ülkedeki çarklar bir süre sonra durmaya başlar ve ülke çökmeye başlar. İşte bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk ekonomiyi, cumhuriyet kurulur kurulmaz, hatta cumhuriyet kurulmadan önce müdafaa yazılarında, yazdığı yazılarda, milli müdafada onu belirtiyor. Ekonominin ne kadar önemli olduğunu belirtmesinin nedeni o. Çünkü görüyor bir Osmanlı subayı ve o zaman Osmanlı'nın nasıl kendisini kapitülasyonlar eline verdiğini, bu ta Venediklilerden itibaren başlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın Venediklilerle yapmış olduğu anlaşmadan itibaren aslında başlar. Ve artan bir süreç içerisinde Osmanlı'nın çözülmesiyle işte son yıllarda bizde de Panama hisseleri bir anlamıyla satılmıştır Osmanlı borsasında. Ve daha sonra tekrarlı çöküşlerle birlikte biz ülkemizin işgal altında olduğunu görüyoruz. Daha sonra da Milli Mücadele Savaşı'ndan biz bir ekonomi devrimini de gerçekleştirerek 30'larda bundan çıkabildik. Ve dünyanın en iyi 10 ekonomisi ve kendi kendine yeten 7 ülkesinden birisi olduk. Demek ki büyük krizler, büyük çözülmeler ve yıkımlar aynı zamanda kendi içlerinde büyük fırsatları da barındırıyor. Bütün dünyada yalnız bu durum böyle ve biz neyi gördük? En zengin %1
kapitalin büyük bölümünü ele geçirmiş, insanlığa bambaşka bir gündem dayatıyor, nakitsiz bir sistemi dayatmaya çalışıyor, toplumların kendi para birimlerini kabul, daha doğrusu kontrol etmemelerini istiyor, tamamen dijital paralarla ve diğer bir takım kendi çıkarmış olduğu sistemlerle kendisine bağımlılık istiyor. Bir süre sonra dijital para piyasasını da büyük oyuncular ele geçirecek. Bunun işaretlerini görüyoruz. Ben de kitapta zaten ayrıntılarıyla anlattım. 2019 ve 2020'den sonra bunun çok daha hızlı bir biçimde hayatımıza girmeye başlayacağını bahsettik. O yüzden Avrasya ulusları, Rusya, Çin ve diğerleri, İran gibi ülkeler artık kendi para birimlerine dayalı, kendi para birimleriyle ticaretlerini geliştirecekleri bir sistem ortaya koymaya başladılar. Bakın geçenlerde Irak'la İran bunu yapmaya başladı. Suriye ile bunu yapmaya başlayacak. Biz diyoruz ki neden kendi bölgemizde biz de buna aktif olarak katılalım ve ön Asya'da bir birlik oluşturmayalım. Bu ülkeler arasındaki ticareti ileri noktalara taşımayalım. İşte bunu yapabilmek için bizim önce içeride birliğimizi tam olarak sağlamamız lazım. Zaman fazla kalmadı. Çok hızlı bir biçimde bu tufan geliyor ve bizim bir an önce içeride birliği sağlamamız lazım. Bu bir yıl öngörüsüne siz de katılıyor musunuz? Bir yıldan daha önce hatta olması gerekiyor bu durumun. Çünkü 2019'un ikinci yarısından sonra eğer küresel buhran birden ve aniden girerek piyasaları vurursa artık zamanımızın kalmadığı anlaşılacaktır. Ve burada artık zaman öldürecek şeyimiz yok. Biz 2015'ten sonra aslında çok fazla zaman kaybettik. 2016'dan özellikle sonra. Yani biz söylemler ve jargonlar üzerinden hep toplum algılarını biçimlendirmeye yönelik. Artık bundan sonra algıları da yönetemeyeceğiz. Bundan sonra algıları yönetebileceğimiz bir çerçeve de kalmadı. Halkımıza açık, şeffaf ve dürüst olarak söyleyeceğiz. Herkes, toplumun tüm kesimleri elini taşın altına koymak zorunda. Özellikle kamu maliyesi, kamu bütçe disiplinini de sağlayarak, belki de kambiyo rejiminde bir değişikliğe giderek, ülkedeki sermayeyi belki de belirli oranlarda kısıtlayarak ve tamamen üretim sistemini ülkenin bütün kılcal damarlarına yayarak, toplumun bütün kesimleriyle, özellikle yerli tohumu, tüm alanlarda destekleyerek, ülkenin ormanlaşmasını ki bölge şefliklerimiz çok güzel yürütüyorlar son yıllarda. Orman bölge şefliklerimizin çok güzel şeyleri var ama bunlar yetmez. Çok daha ileri bir noktalarda ülkenin ormanlaşması ekolojisiyle gerçek anlamıyla yeniden bir bütün olabileceğini gösterecek bir ulusal seferberlik sistemi çizmemiz lazım. Ortaya çıkarmamız lazım. Bunu kurumsallaştırmamız lazım. Belki de anayasamıza ekleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti toplumu kendi ekosistemiyle, kendi flora ve faunasıyla ülkesindeki bütün çeşitlilikleri, canlı çeşitliliklerini kucaklayan bir cumhuriyettir diye dünyada belki de ilk olacağız. Burada bir anlamıyla öncü rolü oynayacağız. Atatürk Türkiye'sinde olduğu gibi. Bu kriz böyle fırsata dönebilir aslında. Kesinlikle. Diyorsunuz. Yeni bir belki de anayasa yapmamızı gerektirecek. Anayasamızın temel maddeleri tabii ki değişmeyecek. Ülkemizin bütünlüğü, güvencesi ve gerçek anlamıyla anayasal bir hukuk sistemi olduğumuz, laik bir sistem olduğumuz değişmeyecek. Ama bunun yanında da aynı zamanda ülkemizin tabiatının, doğasının temel varlığımız olduğunu ve her Türk yurttaşının bu temel varlığa bakmakla yükümlü olduğunu, ancak bunlar var olabilirse bizim de ayakta kalabileceğimizi ve 21. yüzyıldaki işte endüstri devrimi geliyor. Bakınız bütün iş piyasasını önümüzdeki 15-20 yılda dağıtacak. Belki de yeryüzündeki insanlığın yarısı işsiz kalacak. Bugün işi olan insanların yarısı ve yarısından hatta fazlası işsiz olacak. Ama biz buna katlanamayız ülke ve ulus olarak. Biz bölgemizde, Asya'da birlik oluşturabilirsek bu Avrupa'da da çekim alanı sağlayacak. Belki bize Avusturya, Macaristan, Almanya gibi uluslarda Avrasya'da katılacaklar daha geniş çerçevede. Ve biz burada muazzam bir birlikteliğin tohumlarını atıyor olacağız. O zaman biz 40 milyonluk gencimize, geleceğimize bu güvenceyi veriyor olacağız. Yani burada gerçekçi, sağlam, bütünlükçü adımlar atmamız lazım. El birliği, gönül birliği ve güç birliği yapmamız lazım. Bu üç bütünlüğü kendi içimizde sağlarsak bölgemizdeki güç birliğini de bir arada sağlayacağız ve onlar için de yeniden bir rol model olacağız. Atatürk Türkiye'sinin zamanında yaptığı gibi ve bu öncü ülke olma rolünü de gerçek anlamıyla sağlayarak dünyamıza da bir anlamıyla umut oluyor olacağız. Evet, bu bir şemsi. Sonlara doğru gidiyoruz zaten son sözlerle. Öncesi sonra Sayın Turan'dan alayım. Lütfen. Şeyinden sonra şimdi buradaki tartışmamızdan hareketle. Çok verimli bir tartışma olduğunu bir altını tabii çizeyim. Önemli bir çerçeve çizildi. Sayenizde oldu. Evet, sağ gerçekten olun. Sayın Çizoğlu. Şimdi önerim şu. Buyurun efendim. Buradan çıkan fikirlerden de hareketle biz ulusal kanala şunu öneririm. Buyurun efendim. Önümüzdeki 3-4 ay için büyüteçleri, yani dolayısıyla ne oluyor? Yaklaşık 12
15 program civarında. Vatana feda olsun. Ne gerekiyorsa helal yaparız. Gelin Can Bey, burada Ulusal Kanal yöneticilerine de sesleniyorum. Bir Türkiye İttifakı programı yapalım. Olur. Çok güzel. Diyelim ki 12-15 başlıktı. İşte başlıkların bir kısmını Hüseyin Bey önerdi. Belli. Yani ekonomiden, dış politikaya, bilmem nereye kadar. Stüdyodaki katılımcıların tekrar tekrar da gelmeyi söz verirse ben seve seve o, yapmaya hazırım. Ama yeterli değil bizim yeterli olmamız. Değil, evet. Onu söylemek daha istiyorum. Daha genişletmek, ben bak, anladım ben. Mümkün olduğu kadar o Türkiye İttifakı'nda yer almasını düşündüğümüz bütün partilerin temsilcileri burada olsun. İyi Parti'den de çağıralım. Ömer Bey'den şey rica edelim. Bu mahalleden kap getir abi tamam. Diyelim. Sizden tamam, ben de bizim mahalleden gelirim. Mesela yani gelirim. Öyle yapalım. Tamam. Yani bütün mahalleleri buraya toplayalım. Ve mahalle maçı yapalım. Esaslı bir tartışma yaratalım ve o tartışma ortamında Türkiye İttifakı'nın programını olabildiği kadar netleştirelim ve çok yardımcı güzel. Olalım şeye. Çok güzel olur. Devlete. Bakın Ulusal Kanal önerim bu. Oturun hızla planlayalım, programlayalım. Gelir arkadaşlar yani buraya çağıracağımız elbette, herkes. Elbette. Çünkü elbette. Madem ki zaten şöyle çağıracağız. Bu Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çağrıyı destekliyoruz dediniz. Hadi tamam buyurun, dediniz. Hadi gelin bunu beraber şey yapalım. Ayrıntılandıralım. PKK, HDP hariç, FETÖ, BETÖ bilmem ne hariç burada gelin. Bu programı şey yapalım. Bir 10-12 programda netleştirelim derim. Önerim budur. Çok teşekkür ederim. Sayın Turan, son olarak neler aktarmak istersiniz? Hocam güzel bir çerçeve Sayın çizdi. Sayın Çiğol gerçekten iyi bir strateji. Onun üzerinden devam etmek istiyorum. Bakın şimdi kamuoyuna yön vermek, demire yön vermek, demire şekil vermek gibi bir şeydir. Yani soğuk demire yön verebilir misiniz? Şekil verebilir misiniz? Veremezsiniz. Çok kısmi kalır yani. Demire şekil verebilmeniz için ilk önce onu ateşe tutmanız lazım. Sıcak hale getirmeniz lazım ki öyle şekil verebilirsiniz. Kamuoyuna da şekil vermeniz için ya sarsıcı 11 Eylül saldırıları gibi Amerikan Derin Devleti'nin yaptığı bir operasyon olacak, milleti şok edecek ya da ekonomik olaylar. Ve nitekim tarihte de bütün o devrimler, bütün sokak hareketleri, bütün o halk hareketleri hep ekonomik olaylardan dolayı çıkmıştır. Dolayısıyla bu sizin bahsettiğiniz ekonomi son derece önemli. Eğer ben kötü ekonomiyi bataklığa benzetiyorum. Kötü ekonomi olduğu zaman bataklıktan her türlü sinek çıkar. Kötü ekonominin olduğu yerde Amerikan emperyalizmi istediği gibi cirit atabilir. Çünkü operasyona müsait bir zemin var. Onun için bu her şeyden önce demirin soğutulması lazım derken sadece bir siyasi açıdan değil, bu açıdan da ekonomik açıdan da gerekli tedbirlerin alınarak Amerikan emperyalizmin müdahale alanlarının kapatılması lazım. Bu nasıl olacak? Bu bir fırsat aynı zamanda. Biz şundan vazgeçmeliyiz. Borçlanmaya dayalı klasik liberal ekonomi. Bütün işte Kemal Devriş bu ekonominin geldi ana çerçevesini çizdi. Sayın Devriş'in namaz kılan versiyonu olarak nitelediğim Sayın Babacan o politikaları aynen devam ettirdi. Mehmet Şimşek de onları devam ettirdi. Hiçbir değişiklik olmadı. Ha Kemal Devriş gelmiş olmuş. Ha efendim Sayın Ali Babacan gelmiş olmuş. Hiçbir değişiklik olmadı. AVM'ye dayalı, betona dayalı. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle 2008 Amerikan krizinden çıkmak için likidite bolluğuna dayalı FED'in politikasından dolayı her taraf Amerikan doları doldu. O onun getirdiği bir yapay bir rahatlama, efendim kalıcı değil ama geçici bir rahatlama ve bizim üretim ekonomisine dönmemize engelleyen bir şey. Bunu bir fırsat bilelim. Şu liberal bakış açısından bu özellikle Özal zamanından var, rahmetli Özal'dan itibaren genlerimize işlemiş. Şu liberal bakış açısından kurtulalım, karma ekonomiye, üretim ekonomisine, tarımda ve sanayide geçelim. Bunu sadece bakın Vatan Partisi savunmuyor, rahmetli Erbakan hocam da savunuyordu bunu. Bu aklın yolu birdir, bunu bir fırsata dönüştürelim. Bitiriyorum. İkinci olay dış politika. Sayın Abdullah Gül, Sayın Davutoğlu ve Beşir Atalay'ın oluşturduğu bu dış politika anlayışından tamamen vazgeçmeliyiz. Bölgede Katar dışında hiçbir dostumuz kalmadı. Katar'da yani küçümsemek için demiyorum, küçücük bir ada devlet bile değil. Bizim bölgede dostlarımızı artırmalıyız. Bak bu dış politika sevme sevilme meselesi değil. Ülkenin çıkarları bunu gerektiriyor, yapman lazım. Sana bize hiç kimse demiyor ki şunu sevin. Bir an önce Esad'la görüşülmeli. Resmi olarak, dolaylı değil, resmi olarak görüşülmeli. Mısır'la ilişkilerimizi düzeltmeliyiz. Libya'daki durumu değiştirmeliyiz. Eğer Hafter kazanacaksa Hafter'le görüşmeliyiz. Cezayir'deki, Sudan'daki
Artık yeni yönetim, biz darbe ile kimsenin gelmesini istemeyiz ama gelmişse de yapacak bir şey yok. Dış politikamızı komple değiştirmeliyiz. Çözümün Gül'ün notlarından da biri bu diyorsunuz. Kesinlikle. Anladım. Bakın bu ekonomi, dış politika ve içeride kutupla. Üç ayağını söylüyorum. Saç ayağı. Bakın Türkiye'de bizi bu sorundan çıkaracak saç ayağı şu. İçeride kutuplaşmaya son vereceğiz. Büyük Türkiye İttifakı. Dış politikayı değiştiriyoruz. Ve ekonomi. Milli ve yerli ekonomi, üretim ekonomisi. Çok teşekkür ederim. Çözüm bu. Efendim diplomat stratejist Sayın Hüseyin Çiğlioğlu çok çok teşekkür ederim. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı gazeteci ustamız Sayın Ferit İsever çok çok teşekkür ederim. Ve gazeteci yazar Sayın Ömer Turan çok çok teşekkür ederim. Çok faydalı bir tartışma olduğu kanısındayım. İlginçtir, çok fazla izlenme var ve beğeni var. Bu programın notunu öyle aktarayım. Demek ki ayrıntılar anlatılıyorsa yurttaşımız da o bütünleşmeye hazır gibi hissediyorum. O mesajla da tamamlamış olalım günü. Yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Ve Ankara'dan hayır, onu kullananlar teröristtir.